ufak ufak yayınımıza da başlayacağız. Bugün çok değişik bir konu var gündemimizde. Ondan bahsedeceğim. Ben mutluyum, keyfim yerinde. Size de mutlu mutlu bir konu olsun dedik. Hep felaket haberleri vermeyelim istedik. Bunlarla ilgili olarak bir konu seçtik. Dünya Mutluluk Sıralaması. Bakalım dünyada ne kadar mutluymuşuz? Biz ne kadar mutluymuşuz? Başkaları ne kadar mutluymuş? Onları göreceğiz. Şimdi ufak tefek birkaç ayar yapmak zorundayım. Alışmışım stüdyonun rahatlığını. Her yerde monitörler. Ama burada Birazcık ayarlama yapmam gerekiyor. Evet. Ondan sonra sizlerle beraberiz. Evet sevgili dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Yavaş yavaş ekibimiz toparlanıyor. Güzel bir konuyla karşınızdayız. Umarım haftanız iyi geçmiştir. Bir haftadır görüşmüyoruz. Güzel bir hafta geçirmişsinizdir. Tabii havalar sıcak. Her yer iklim propagandasıyla dolup taşıyor. Yani eee şöyle bir haber vereyim size. Bu iklim normaller sıcaklıklardan bu sene ve önümüzdeki sene bir, bir, derece, bir buçuk derece daha fazla yüksek geçecek yazları. Çünkü El Nino dediğimiz döngüsel bir meteorolojik sistemin içerisindeyiz. Şimdi bu kötü haberdi ama iyi haber. Bunun sebebi karbon ısınması falan değil. Yani o yüzden rahat olun. Bir buçuk yıl sonra bu şeyler normal mevsim normallerine dönecek. Ama tabii burada da ee, sıcaklıklar yüksek. Benim de güneşte hiç aram yoktur. Ancak akşamları yarasalar gibi, kırlangıçlar gibi o hava kararmaya başlayınca yavaş yavaş çıkıyoruz dışarı. Ama bunların hepsi gelecek, geçecek. Bu e, hepsi kıtlık yaratmak için, yeni dünya üzerine geçmek için e, uygulanan adımlar, Lütfen bunlara şey yapmayın, korkuyla yaklaşmayın. Tabii ki bazı döngüler var, hava sıcak, bir derece sıcak olsa da kimseye bir zarar yok. Bu kadar abartıldığı kadar önemli bir durum değil. Bunları atlatacağız. Kafanızı bunlara takmayın. Evet, yavaş yavaş toparlanıyoruz. Bana bilgiler biraz geç geliyor. İnternet burada inşallah bizi yarı yolda bırakmaz. Datça'da şöyle bir şey var. Bir hafta önce, buradan önce Bodrum'daydık. Çok güzel bir mekanda, White Lotus'ta sevdiğimiz dostlarımızla, yeni edindiğimiz dostlarımızla iki gün çok güzel bir seminer verdik. Ondan önce İstanbul'da seminerimiz vardı. Yine sevdiğimiz dostlarımızla beraberdik. Oradan da buraya geldik. Birazcık hem çalışıyoruz hem dinleniyoruz. Ama güzel haberleri verelim. Çok fazla sayıda soru e, var. Öncelikle bir konuyu aydınlatmak istiyorum sizlere. O da şu. Yıl başında söylediğimiz daha önceki programlarda da söylediğimiz gibi yıl başında Hamza yardımcı oğlu ile beraber Mısır'da olacağız. Hepinizi bekliyoruz. 26 Aralık hareket tarihimiz olacak ve e, 2 Ocak tarihinde de Türkiye'ye tekrar İstanbul'a dönmüş olacağız. Tarihlerimiz böyle. Sadece bir iki e, yani ufak tefek netleşmesi gereken konuyu netleştirdikten sonra tüm detaylarıyla beraber bir iki gün içinde sizlerle tüm detayları sosyal medyada paylaşacağız. Bunun duyurusunu yapalım. Bütün çalışmalar e, bu şekilde Mısır için e, sürüyor. Ama bizim Mısır turumuz başkalarının yaptığı turlar gibi olmayacak. Burada çok önemli yerler var, çok önemli tapınaklar var ve bütün bu tapınakların hepsini tamamen gezeceğiz. Eksik bir şey bırakmayacağız. Yarım yamalak yapmayacağız ve her yeri gezeceğiz. Evet ve harika bir şey yapacağız. Mısır turu ve yılbaşı partisi yapacağız. Bunu şimdiden belirtelim. Evet. Yorumları galiba kapattım. Sizlerden gelen şeyler sadece üyeleri açık görünüyor. Çünkü sadece üyelerin yorumlarını görüyorum. Bu benim bir hatam eğer öyleyse. Şimdi o hatayı da düzeltmeye çalışacağım. Umarım düzeltebiliriz. Bakalım. Hemen halletmeye çalışıyorum. Sizler için yorum yazabilmeniz için çünkü yorumlarınız önemli. Evet, şöyle inşallah Hemen hallediyorum. Vallahi kolay değil bu işler. Bakalım. Umarım şu anda yorumlarınızı bekliyorum. Açtım düşünüyorum eğer devreye girdiyse. Evet şimdi oldu. Oh şükür. Ben de niye kimse yorum yazmıyor diyordum. Hata bendeymiş. İyi düzelttiğimize göre devam edebiliriz. Çok teşekkürler. <laughs> oh be selam. Yaşasın oldu. Ses az. Biraz daha yaklaşayım. Evet. Ses konusunda bir şey daha denemek istiyorum. Şöyle yapacağım. Bakalım. Ses daha iyi gelecek mi? Bir, iki, üç. Sesim daha iyi ve net bir şekilde duyuluyor mu? Ses kalitemiz arttı mı? Evet şimdi açılmış yorumlarda bunu evet sesim şu anda herkese ulaşıyor mu? Değişik bir mikrofona geçtik. Tamam. Herhalde iyiyiz değil mi? Seste sorun yoktur inşallah. Bir iki yorum yazarsanız Evet hocam çok iyi tamam o zaman yavaş yavaş toplandığımıza göre bugünkü ilginç konumuza başlayalım bugün ben de size sorular soracağım interaktif bir yayın yapacağız sizlerle. Yavaş yavaş bugünkü programımıza başlayalım sevgili dostlar. Dünyada mutluluk raporundan bahsedeceğiz. Bugün bu konuyu anlatacağım. Neden anlatacağım? Mutlu olmaya o kadar çok özledik ki. O kadar çok ihtiyacımız var ki artık mutlu olmaya. Yani Eski o mutlu günlerimizi her geçen gün daha çok özlemle anıyoruz. Sizler de öyle değil misiniz? Ben eski günlerimi özellikle o lise çağlarını, ortaokul lise çağları en mutlu <laughs> olduğumuz dönemlerdi. 80'li 90'lı yıllar ülkemiz de çok mutluydu. Ailemiz de, etrafımız da, milletimiz de bence şu andan çok daha mutlu yaşıyorduk. Belki internetimiz yoktu, dijital akıllı televizyonlarımız yok, işte 5G modemlerimiz yoktu. Ama sağlığımız, mutluluğumuz çok daha güzeldi diye düşünüyorum. Ve bunları ben böyle düşünüyorum ama acaba gerçekten dünyanın diğer ülkelerinde de insanlar aynı şeyi düşünüyorlar mıydı? Ve onlar da mutlular mıydı aynı şekilde? Birazcık bunlardan bahsedeceğiz. Ve bunlardan bahsederken de tabii şöyle bir şey olacak sizlere de sizler de bu kadar mutlu muydunuz diye soracağım. Şimdi burada şöyle bir şey açılış yapayım. Dünyada mutluluk, dünyanın e, katılan ülkelerinde yapılan testlerde mutluluk raporları yayınlandı. Mutlu bir konu olsun dedik ama ne kadar bu konuyla da ne kadar mutlu olacağımız e, şüpheli. 2023 ve Türkiye üzerinde de bu raporlar yayınlandı 2023'te 146 tane ülkede vatandaşların mutluluk algısını araştıran dünya mutluluk raporu yayınlandı dünya çapında mutluluk düzeyinin 10 üzerinden dünya genelinde 5.6 puan olarak e, ölçüldüğü bu raporlarda bizlere sunuldu ve dünya genelinde hissedilen mutluluk seviyesinin 5.6 ile ancak vasat düzeyde ortalama olarak e, maalesef karşımıza çıktığını görüyoruz. Şimdi bu ne demek oluyor? Dünya mutsuz. Dünyada mutlu olan ülkeler var ama mutsuz birçok ülke var ve bunlar neredeyse yarıdan fazlası mutlu görünmüyor. Bunların sebeplerini sıralarını ve ülkemizin buradaki konumunu sizlerle paylaşacağım. Şimdi her yıl e, yapılan bu araştırma e, bir yayınla e, dünyaya sunuluyor, Dünya Mutluluk Raporu olarak. Birleşmiş Milletler'in ve Oxford Üniversitesi ve Gallup Araştırma gibi küresel düzeyde prestijli birçok kurum ortaklaşa bu çalışmayı yapıyorlar ve bu sonuçları da bizlerle paylaşıyorlar. Bu seneki raporda 146 tane ülke vatandaşlarının mutluluk sorgularına verdiği e, yanıtlarla bunlar oluşturuluyor. Tabii sadece insanların e, yanıtlarıyla değil, hem katılımcıların verdiği yanıtlar, hem de ülkelerin çeşitli demografik ve sosyoekonomik ölçütleri kriter olarak e, bu araştırmaya dahil ediliyor. Katılımcıların verdiği yanıtlar arasında şahsi mutluluk puanları, hayatta zorda kaldığında çevresinden sosyal destek görebilme ihtimaline dair algıları, hayat seçimlerini yapma özgürlüğü hissi, yani istediği gibi hareket edebiliyor mu, istediği yere gidiyor mu, geliyor mu, istediği kıyafeti giyebiliyor mu gibi, ülkelerine dair yolsuzluk algıları, cömertlik eğilimleri ve bunun içinde Bağışta bulunma sıklığı gibi bir veriyi değerlendirmişler ve gün içinde hissedilen pozitif ve negatif duyguların gelen anlamda kategorize edildiği bir çalışma bu. Gallup firması tarafından dünya çapında gerçekleştiriliyor ve Gallup World Poll (GWP) araştırması olarak bireysel düzeyde his ve algıların ölçümüne de bu şeyde yer veriliyor tabloda. Ortalama yaşam beklentisi ve satın alma paritesine göre kişi başına düşen yurt içi gelir mutluluk raporunun kapsadığı ulusal ölçütlerden bazıları. Yani bunlar neye göre mutlusun, neye göre mutsuzsun dedikleri zaman bu bilgileri bilmenizi istiyorum. Tabii ki bu ülke sıralamaları, bu aldıkları puanlar neticesinde yüksek refah ve demokrasi seviyesine sahip olan az nüfuslu Batı ülkeleri her zaman olduğu gibi listenin başını çekiyor. Bunları zaten birazdan göreceğiz ama kimdir bunlar? Finlandiya, Danimarka, İzlanda, İsviçre, Hollanda, Lüksemburg gibi e, ülkeler. Bu ülkelerde devlet toplum ilişkilerinde yönetim ve adaletin uygulanabilirliği daha kalabalık nüfuslu ülkelere göre daha kolay olmasının bu etkiyi arttırdığını düşünmek mümkün. Yani bu ülkelere baktığınız zaman nüfusu böyle Çin gibi Hindistan gibi işte Pakistan gibi e, böyle milyara dayanan ya da yüzlerce milyonluk ülkeler değil. Ama demek ki yüzlerce milyonluk ülkeleri yönetmesi ve mutlu etmesi o refahı yukarıda tutmakta kolay bir şey değilmiş. Bunu görebiliyoruz. Şimdi listenin son sıralarında da genel olarak kimleri görüyoruz? Maalesef iç savaş yaşayanlar çatışma olaylarının yoğun olduğu ülkeler, yolsuzluk, yoksulluk, asayiş, sağlık, temel hizmetlere erişim yoksunluğu gibi insan haklarını en temelden zedeleyici büyük sorunların yaşandığı ülkelerde bu listenin sonunda yer alıyor. Maalesef bu ülkeler arasında Afganistan, Lübnan, Zimbabwe, Ruanda, Botswana, Lesotho, Sierra Leone, Tanzanya, Zambiya ve Hindistan gibi ülkeler geliyor. Baktığınız zaman çoğunun ismini bile yeni duyuyor olabilirsiniz. Çünkü maalesef dünyada çok bilinen yerlerde olmamışlar bunlar maalesef. İç savaş yaşanan ülkelerde, genelde Afrika ülkeleri, Ortadoğu ülkeleri ve Asya ülkeleri bu sebepten dolayı da listelerin sonunda yer alıyor. Şimdi gel görelim bize en çok etkileyen kısmı ne? Türkiye bu işin neresinde? Türkiye'nin durumundan mutlu muyuz, değil miyiz? Buna içilir diyorum bir kahve. Evet. Şimdi öncelikle 2023 raporlarını biraz heyecanı sona bırakayım istiyorum ve 2023'ün raporlarından ziyade ben size 2019'da 2022 yılları arasında Türkiye'nin durumunu Birazcık inceleyelim istiyorum mutluluk bakımından nerelerdeymişiz. Türkiye'nin 2019 ve 2022 tekrar hatırlatıyorum yılları arasındaki durumu mutluluk tablosu maalesef çok iç açıcı değil. Yani herkes de tahmin ediyordur zaten böyle bir şey çıkacağını. Türkiye'nin mutluluk puanı vasatın da altında. Ve dünya ortalamasının gerisinde. Yani 10 üzerinden baktığınız zaman 4.7 yarı yarıya bile değil. Ve bu yıllar arasında yapılan 146 ülke arasında biz maalesef 112. sırada bulunuyoruz. 2019 ve 2022 yıllarında. Yani bizden sonraki mutsuzluk sıralarındaki ülkeler okla, mızrakla, baltayla birbirlerine saldıran <laughs> ada devletleri filan. Bir Türkiye olarak koskoca yani Avrupa'nın Anadolu'nun, Mezopotamya'nın köprüsü, beşiği ve bu kadar köklü bir e, memleketin bu kadar mutsuz olması tabii üzücü. Türkiye'nin iç savaş ve çatışma yaşanan komşusu olan Suriye, Filistin ve Lübnan hariç tüm komşularından, yani iç savaş olmayan tüm komşularından ve yakın çevresindeki diğer ülkelerden çok çok geride kaldığı maalesef dikkat edilmesi gereken bir diğer husus bakıyoruz birçok savaştaki ülke bizden daha mutlu. Ya bu da enteresan bir durum. Bizi bu kadar mutsuz eden şey nedir? Bir an önce bunları bilelim, başımızdan atalım. Çünkü artık mutlu olmayı hak ediyoruz. Bence. İsrail mesela 9. sırada. Hemen yanı başımızda. Güney Kıbrıs 41. sırada. Yunanistan o kadar battı çıktı. 58. sırada. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 79. Rusya 80, Ermenistan 82. sırada. Bulgaristan, bunlar hepsi komşu ülkeler. 85. Kuzey Makedonya, 89 Arnavutluk, 90 Azerbaycan 92. sırada. Biz 112. Bunların hepsinden gerideyiz. Aslında hepsinden ileri olabiliriz. Ben bu altyapıya fazlasıyla bu güce ve altyapıya sahip olduğumuz ama bir şeylerin ters gittiğini de ortada olduğunu düşünüyorum. Yani şöyle de bir şey var. Türkiye'deki vatandaşların duygu durumlarının yansıtan birçok ölçütte bu mutluluk tablosunun çok çok daha altında yer alıyor. Bunlara tek tek göz atacağız. Burada 144 ülke arasında mutluluk seviyesinin son 9 yılda en çok düşüş gösterdiği ilk 20 ülke arasında yer alıyor. 19. sırada. Bakın bu da çok önemli. 144 tane ülke, ülkenin son 9 yılda mutluluk raporlarına bakıyorlar. Aynı kriterlere göre yapılmış testlerde. Evet bazı ülkeler sabit, bazı ülkelerde mutluluk seviyesi yükselmiş ama bazılarında düşmüş. Bu en çok düşen 20 ülke arasında Türkiye'de var maalesef. Ve bu ortalama mutluluk seviyesi son 9 yılda 5.2'den 4. 7'ye gerilemiş. Bu 2013 ve 2022 tarihlerinde. Bakın 9 sene kısa bir süre değil. Yani bu ülkenin gidişatında ne varsa hayra alamet bir şekilde e, grafikleri etkileyememiş. Yani bu ülke insanı bu durumdan mutsuz olmuş. Ve bu gitgide de yani hem mutsuz 112. sıradayız. Sürekli düşerek bu sıralara geliyoruz. Yani Birçok böyle... Kabile seviyesindeki ülke bizden çok daha mutlu yaşıyor. E valla kıskanıyoruz yani. Şimdi bir tablo var. Ben size bunu paylaşmak istiyorum. Hemen çalışmalarımızı yapıyoruz. Şu ekranı sizle paylaşmak istiyorum. Nasıl yapacağız onu? Şöyle yapacağız. Evet, şu ekran paylaşı bulabilirsek eğer. Şimdi ekran paylaş. Şu ekranda şimdi ekrana geldiğini düşünüyorum. Bir harita görüyor musunuz ekranınızda? Çünkü benden artık silindi. Evet, bu harita 2022 yılına ait mutluluk haritası. Bakın bu haritada Türkiye'nin puanını görüyorsunuz burada. 4.7 renkler bu. Bakın düşük mutluluk oranları 2 ile 8 arasında. Mavi olanlar daha mutsuz ve kırmızı turuncuya gidenler daha mutlu ülkeler. Bakıyorsunuz dünyada en mutlu ülkeler hemen kendini belli ediyor zaten. Bakın 7.8 Finlandiya aslında Türkiye'ye göre ne kadar küçük bu ülke ve hemen komşularına bakın 7.8, 7.4, 7.4, 7.0, 6.9, 7 gibi rakamları görüyorsunuz ve hemen oradan Kanada'ya bakıyoruz 7.0, Amerika 7.0 ve Avustralya'da 7.2, Yeni Zelanda 7.3. Buralarda yüzler gülüyor. Şekil bir ağda gördüğünüz gibi. Ama küçücük Mariatirius adasında bile 6.1'de iken Afrika ülkelerine bakıyorsunuz. Bakın buçuklar 4'ler, 5'ler filan ve maalesef ki Yine Hindistan 3.8. Yani oradaki artık e, sefaleti hepiniz biliyorsunuz. Afganistan işte 2.4 maalesef en düşük mutluluk seviyesi. Ve bize de baktığınız zaman 4.7. Yani dünya geneline baktığınız zaman yani Orta Asya'ya ve Afrika'ya baktığınız vakit şunu görüyorsunuz. Maalesef mutluluk oranı çok düşük. Neden böyle derseniz ben kendimi yorumumu yapmak istiyorum. Ama tabii bu Konunun uzmanı ben değilim. Ben de sizler gibi bir e, vatandaş olarak bu konuyu araştırdım. Sizlerle paylaşıyorum. Lütfen sizler de görüşlerinizi e, paylaşın yorumlarda. Bakın burada bir Müslüman coğrafyası var. Çok enteresan. Müslüman coğrafyası genel olarak dünyada mutsuz. Bu konuya değineceğiz. Yani Afganistan'a baktığınız zaman 2.4'ü görüyorsunuz. Tamam orası yerli bir savaş. E, Zimbabwe'ye bakıyorsunuz. 3.0 görüyorsunuz. Yine bunlar 3.0, 3.7, 3.5. Yani bunlar düşük 4.3, 4.3. Baktığınız zaman 4.5, 3.8. Bunlar genelde bir İslam coğrafy coğrafyasında mutsuzluk var. Ayrıca şöyle Avrupa ülkeleri bu konuda bence gayet mutlu yaşıyorlar. Ve Amerika'ya da baktığınız zaman Amerika'da da hiç fena değil. Tabii ki Mesela Venezuela var 4.9, ee, onun durumu biraz daha farklı. Uruguay var, ondan sonra en düşüklerinden işte 5.6, işte 6.5. Yani şimdi Uruguay kadar biz mutlu değiliz bu dünyada. Hak etmiyor muyuz? Baktığınız zaman bence böyle olmamalıydı yani. Venezuela bizden mutlu 4.9. Tablo bu. Yani dünya bunu yaşıyor. Burada biz de istiyoruz ki gelişmiş ülkeler, Avrupa kadar, Amerika kadar, Avustralya kadar bizim ülkemizde mutlu mesut yaşasın. Şimdi bunların sebeplerinden de bahsedeceğim size. Evet. Şimdi paylaşımı durdurduk. Evet. Şimdi buradan devam edelim. Tablodan sonra. Şimdi tekrar ekrana dönmüş olmam lazım. İnşallah öyledir. Şimdi bu tablolardan sonra bu insanları neler mutlu ediyor? Mutluluk kriterleri ve Türkiye. Ne demek bu? Türkiye neden bu düşük puanları alıyor? Şimdi Gallup World Poll dediğimiz araştırma kurumunun katılımcıların sosyal destek algısını ölçmek için zor durumda kaldıklarında çevrelerinden destek bulup bulamayacaklarına dair bir değerlendirme yapmasını istiyorlar. Yani bu puanlar buna göre alınıyor. Türkiye'de sosyal destek algısı aslında çok düşük değil. Ama yine de dünya ortalamasının gerisinde kalıyor. Sosyal destek göremeyeceğini düşünenler yaklaşık yüzde yirmi civarında Türkiye'de. Görülmek, gördüğünü düşünenler de yüzde seksen civarında. Türkiye 146 ülke arasında bu konuda 93. sırada kalıyor. Tamam ilk yüzün içine girmişiz yani 150'den 100'e girelim bari diyoruz ve sosyal destek etraftan arkadaş eş, eş dost devlet yardımı alabileceğimizi düşünüyoruz genel anlamda. Başka bir soru ise insanların hayat tercihlerini yaparken ne derece özgür hissettikleri. Şimdi hayat tercihinde siz kendinizi ne, ne kadar özgür hissediyorsunuz? Türkiye bu konuda en karamsal ülkelerden birisi maalesef. 145 tane ülkenin içinde sondan 7. sırada. Bakın, sondan 7'yiz. Türkiye'de kendini özgür hissetmeyenlerin oranı %45'ten daha fazla. Yani Türkiye'de yar iki kişiden birisi kendini özgür hissetmiyor. Nasıl mutlu olacaksınız özgür olmadığınız bir ortamda? Yani düşün hayvanat bahçesindeki hayvanlar. Aslanı var, kaplanı var, fili var. Ne kadar kuvvetli, güçlü hayvanlar. Ama kafesin içine tıktığınız anda, istedikleri gibi davranamadıkları anda, hayvanlar da işte tüyleri dökülüyor, şeyleri oluyor, bunalıma giriyor, ölüyor, yaşamıyor. Aynısı insanlar için de geçerli. Burada da bu oran aslında yani böyle bir ülke için hiç pozitif tutulacak bir e, yanı yok. Sondan yedinci sıradayız. Yani dünyada kendini özgür hissetmeyen en önemli ülkelerden birisi şu anda Türkiye. Maalesef diyorum. Peki burada bir soru daha var. Bu da şu cömertlik genel mutluluğu etkileyen bir faktör olarak değerlendirilmiş. Bu kapsamda son bir ay içerisinde herhangi bir vakfa veya kuruluşa yardım yaptınız mı yapmadınız mı diye sorulmuş. Türkiye'de bu soruya evet diyenler yüzde 25.9 ile 81. sırada geliyoruz. Yani yarı yarıya. Evet hali vakti iyi olanlar bunlara evet demişler. Fena sayılmayız. Burada tabii bir şey daha var. Dünya genelinde mutluluk, huzur, keyif gibi duyguların en az hissedildiği üçüncü ülke Türkiye ve 146 ülke arasında 144. sırada. Arkadaşlar şimdi bakıyorsunuz dünya genelinde diyorum. 146 ülke var test ediliyor. Mutluluk, huzur, keyif duygularının en az hissedildiği üçüncü ülke. Neredeyse sonuncu gelmişiz. 146'dan 144. yüz mutluluk, huzur ve keyif kalmamış bu ülkede. Yani bunların sebeplerini aslında tartışmamız lazım. Ama bilimsel bir veri olarak, şimdi ben bunları tamamen bağımsız firmaların yaptığı bilimsel araştırma yöntemleri ve anketlerin bilimsel rakamsal değerlendirmeleriyle size sunuyorum. Kesinlikle siyasi ve ülke genelinde yapılmış bir şey değil. Dünya genelinden baktığınız zaman yani işte şu ülke bizi kıskanıyor, bu ülke dış mihraklar şunu yapıyor. Bu başka bir konu. Maalesef dünya genelinden baktığınız zaman yani global, küresel anlamda baktığınız zaman dünyadaki en mutsuz, huzursuz ve keyifsiz ülkelerin ilk üçünün içindeyiz. Bence bunun tam tersinin içinde olmak için bir şeyler yapılması lazım. Bu konuları herkes duysun. Şimdi son olarak bu araştırma firmasına çok enteresan bir şey daha var. Öfke, korku, endişe, umutsuzluk gibi negatif duyguları uzun süre yaşayan kişi oranı. Burası da çok önemli. Çünkü herkes eşiyle kavga eder, çocuğuyla sorunu olur, iş yerinde bir şey olur. Ne bileyim, parası batar, korkar, endişe, umutsuzluk duyguları geliştirebilir. Ama uzun süre yani battık mı çıktık mı? Dolar mı patladı? Şu mu çatladı? Senelerdir başımızda böyle kara bulutlar gibi dolaşan bir sürü sıkıntı var, değil mi? Bunlara öfkeleniyoruz, endişe duyuyoruz, korkuyoruz. Geleceğimiz, hayatımız, çocuğumuz, eğitimimiz, ekonomimiz için umutsuzluğa kapanıyoruz. Bu negatif duygularda Türkiye yine bu 146 ülkeden 14 sırada geliyor. Ekonomik kriz ve siyasal tıkanıklığın derinden hissedildiği koşullarda Türkiye'nin dünyanın en depresif ülkelerinden birine dönüştüğünü söylemek maalesef ki bu koşullar altında hepimizin üstte de durum bu. Yani korku, endişe, öfke, umutsuzluk uzun yıllardır bu ülkenin halkıyla bir mutsuzluk, umutsuzluk dalgası yaratıyor. Maalesef Bunları da bilmemiz lazım. Şimdi peki gelelim. Türkiye'nin durumu çok harika değil. Peki dünyanın en mutlu ülkeleri kimler? Birleşmiş Milletler raporunun 2023 raporunu e, sizlerle paylaşalım bakalım inceleyelim. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri A yani SDSN diye geçiyor küresel anket verilerinden yararlanılarak belirlediği 2023 dünyanın en mutlu ülkeleri raporunu yayınlıyor. Rapor'a göre İskandinav ülkeleri her yıl olduğu gibi bu senede en üst sıralarda yer alıyor. 150 ülkenin mutluluk seviyesinin sıralandığı listede geçtiğimiz yıl 2022'de 112. sırada olan ülkemiz bu yıl 102. sıraya birazcık yükselir gibi bir şeyler olmuş. Ama hala ilk yüzün içinde bile değiliz. İnşallah böyle yüksele yüksele gideriz ama bu grafik yükseliyor mu, alçalıyor mu? Şimdi hepsini sizler için araştırdım, çok güzel raporladım ve sizlerle paylaşacağım. Türkiye'deki bakalım mutluluk sıralaması geçtiğimiz yıllarda nasılmış? Şimdi 2023'ten geriye gideyim. Daha iyi anlamanızı sağlayayım. Zaten grafiklerini paylaşacağım. 2023 yılında 106. sıradayız. 2022 yılında 112. sıradayız. Bakın. 2021 yılında 104. sıradayız. 2020 yılında 156 ülke olmasına, daha çok ülke, 10 tane fazla ülke olmasına karşın 93. sıradayız. Bakın o zaman daha mutluymuşuz. Peki bir yıl geriye gidiyoruz, 2019'a gidiyoruz. 156 ülke var yine ve 79. sıradayız. Ne kadar mutluluk. Gayet güzel oranlara gidiyor. Daha geriye sarıyoruz filmi. 2018'e gittiğimiz zaman 74. sıradayız. Ve 2017 yılına gittiğimiz zaman ise 69. sıradayız. Tabii düşük sıralar daha mutluluk seviyesi yüksek demek, iyi demek. Bakın 2017'de 69. sıradayken 2023'te 106. sıraya gerilemişiz ki 2022'de geçen sene 112.yiz. Neredeyse yarı yarıya mutluluk seviyesi sıralamamız düşmüş. Peki bu ülke nereye gidiyor? Bu mutsuzlukla bu grafikle biz ne yapacağız? Bu mutsuzlukta bizim payımız ne? Global anlamda sıkıntılar ne? İşte bu mutsuzluğun çaresi ne ve neler yapmalıyız bunları tartışalım. Şimdi dünyanın en mutlu ülkeleri 2022'de 137 ülke katılmış bu e, araştırmaya ve biz 106. sırada bitirmişiz. World Happiness Report raporu. Liste değerlendirilirken neler bu listenin kriterlerine kriterlerini etkilemiş? Kişi başına düşen milli gelir ortalaması, özgürlük, sağlık ve sosyal yardım imkanları, yolsuzluk karnesi, eğitim ve alım gücü gibi kriterler temel olarak baz alınıyor. Bu toplamda 137 ülkenin değerlendirildiği ve listenin en sonunda maalesef Afganistan'ın kaldığı ve Türkiye'nin de ilk yüze bile giremediği görülüyor. 2022 raporunda 112. sıradayız. Ve <laughs> Bir sene, sonraki sene 106'ya yükselmişiz. İnşallah oradan da çakılmayız. Çünkü 2023'te şu an yaşadığımız e, bir işte seçim yaşadık ve seçimden sonra muhteşem yani bugüne kadar görülmemiş e, oranlarda zamlar ve maalesef ki ekonomik güçlükler her geçen gün bu ülkenin tabii ki mutsuzluk seviyesini şiddetli bir şekilde düşürmeye devam ediyor. Yani bunlar böyle giderse <laughs> biz bu listenin sonlarında herhalde yer almaya devam ederiz diye düşünüyorum. Birleşmiş Milletler'in 2012'den beri yayınladığı Dünya Mutluluk Raporu'nun bu yılki versiyonu 20 Mart 2023 tarihinde paylaşıldı. Ve burada dünyanın en mutlu ülkesi son 6 yıldır hep aynı ülkeydi Finlandiya. Ve 2023'te de yine Finlandiya oldu. Ve listenin ilk üç sıralamasında da yine her zaman olduğu gibi İskandinav ülkeleri oluşuyor. Şimdi bunun da şeylerini paylaşacağım ve bakın bu İskandinav ülkeleri ne yapıyorsa biz de yapalım. Niye yapmıyoruz? Adamlar mutlu, huzurlu. Bu ülkelerle ilgili en son ne kötü haber duydunuz? Yok ki. Yani sıkıntı yok cinayetli, tecavüzlü, hırsızlıktı, yolsuzluktu. Yani büyük felaket. Yani yok ufak tefek herkesin başına gelen şeyler var. Ama keşke bizde de öyle olsa. Bu Finlandiya 10 üzerinden 7.8 puan alıyor ve her zamanki gibi zirvede. Danimarka ikinci oluyor. 7.6 İzlanda üçüncü 7.5. Yani 7.5-8 aralığında. Burada çok enteresan. Bu sene İsrail dördüncü gelmiş. 7.4 almış. İsrail. Şimdi bakıyorsunuz İsrail'de ne var? E İsrail'de ne var? Arkada Amerika var. Onlar kanser oranı yok denecek kadar az. Kemoterapi orada yasak bizde serbest gibi e, bir sürü şey var düşünülmesi gereken. Hollanda ilginç 5. sırada 7.43'te tamamlamış bu seneyi. Burada doğal güzelliklerin bolluğu topluluk ve işbirliğine verilen önem, evrensel sağlık hizmeti çok az kişinin yoksulluk içinde yaşamasının Finlandiya ulusunun mutluluğuna katkıda bulunduğu Reuters ajansı tarafından da tespit edilmiş. Şimdi doğal güzellikler diyor. Şimdi Türkiye'nin doğal güzelliği yok mu? Vardı da son 10 seneye, 20 seneye bakın. Yani şuraya geldik. Her gün yangın haberleri, her gün yangın haberleri. Tarlalar yanıyor, ormanlar yanıyor. Biz bu ülkeyi gerektiği gibi sahip çıkamıyoruz gibi geliyor. Yani atalarımızdan aldığımız bu güzellikleri yer altı, yer üstü kaynaklı, kaynaklarımıza valla benim boynum mükülü. İnsan üstü çabalar gösteren dostlarımız var, arkadaşlarımız var. Gurur duyuyoruz ülkemizde. Yani canını içe sayan insanlar var ki onlarla ilgili kısa bir program da çekeceğiz. Benim e, sevdiğim dostlarım, e, Datça'da yaşayan arkadaşlarım var. Bu orman yangınları sırasında onların kendi tamamen gönüllü hiçbir e, ticari para kaygısı gütmeden tamamen ülkesini, ormanını, doğal zenginliklerini korumak üzere çalışan sizler benim gibi insanların oluşturduğu çok güzel ekipler var. Ve onların çok elikolu bağlandı. E, çaresiz kaldılar çünkü e, şeyleri, teçhizatları yetersizdi ve orada sizden bir e, yardım talebimiz olmuştu. Ve o talebe çok güzel sonuçlar geldi. E, bu güzel insanlara ve bu güzel zihniyetlere yardım ettiniz. Onlar bu teçhizatlarını kuvvetlendirdi. Ve şimdi çok daha güzel, e, çok daha hızlı, çok daha aktif bir şekilde bu şeylerin içinde inşallah... Bu yardımlarınız nereye gitti? Bu insanlar nasıl çalışıyor? Neler yapmışlar? Ondan sonra bu paralar nereye harcanmış? Yani istemesini biliyoruz. Takip etmesini de bileceğiz. Yani herkese her sakallıya e, baba denmeyeceği gibi her yardım e, kuruluşuna da tabii ki hani biz böyle destek olduk. Nedir durumumuz diye inşallah e, bu güzellikleri de sizlerle teşekkür mahiyetinde paylaşacağımız e, bir video çekeceğiz. Kısa bir dönem sonra. İşte bu doğal güzellikler derken böyle insanlara, böyle kurumlara bizim de destek çıkmamız lazım. Sadece her şeyi devletten bekleyerek de bir şey olmuyor maalesef. Çünkü devletin de imkanları kısıtlı. Oraya borcu var, buraya harcı var. Hiç oralara girmek istemiyorum. Yani bizim devletimiz hiçbir zaman iki yakasız bir araya gelmedi. Her gün borç alıyor başını gidiyor. Ve Türk parasının maalesef bu kadar değersizleşmesi karşısında devlet yetkililerinde işi kolay değil şu saatten sonra o yüzden burada biz e, bu şeylere sahip çıkmamız ve bunları e, sevdiğimiz bildiğimiz önemli e, kuruluşları da desteklememiz lazım diyorum ondan sonra doğal güzelliğimiz de kalmıyor hiçbir şeyimiz kalmıyor mutsuzluk seviyesinde sonlara düşmeyelim Evet Birleşmiş Milletlerin sürdürülebilir kalkınma çözümleri anın hazırladığı raporda gayri safi yurt içi hasıla, sosyal destek ortalama sağlıklı yaşam süreleri, vatandaşların kendi hayatlarıyla ilgili karar alma özgürlüğü, hayır kurumlarına yardımda bulunma, ülkedeki yolsuzluk düzeyleri göz önüne alınıyor ve maalesef burada yani hiç e, şeye gerek yok. Ülkemizin maalesef her konuda, her alanda olduğu gibi yolsuzluk üzerine muhteşem bir e, faturası var yani. Kurcaladıkça böyle dipsiz kuyu bu insanların mutluluk seviyesini düşürüyor ve ülkemizde prestijinde yurt dışında maalesef ki çok gerilere çekiyor. Ve burada yetkililer Singapur, Slovakya, Çin gibi bazı ülkelerde geçen yıl görüşme yapılamadığına dikkat çekmişler. Bazı ülkelerle görüşemedik. Bu şeylere dahil edemedik. Ee, ve 2020-2021 görüşmelerinden de e, bu ülkeler adına sonuçlar çıkardık diyorlar. Ve yine 2023'te de İskandinav ülkeleri Finlandiya başta olmak üzere ilk 5 sırayı bunlar alıyor. Yani bakalım Türkiye'de 2028'de 8 basamak gerileyen Türkiye'miz 112. seçiliyor ve bu yıl 106 oldu inşallah. Bar şu üç hanelerden kurtulur da ilk yüzün içine gireriz diyorum. Şimdi diyeceksiniz ki, aa burada işte bir COVID durumu yaşandı, tüm dünyayı etkiledi, ee, bizim mutsuzluğumuzun sebebi bu olabilir, bu yüzden düştük. Hayır. Aksine bu raporların yazarlarından Lara Akgin sonuçların aslında umut verici olduğunu söylüyor ki bu bulgulara göre yardımseverlik duygusu, bu pandemi öncesine göre yaklaşık yüzde 25 daha fazla artmış durumda. Yani bu kötü bir ortam insanları iyi davranmaya sevk ediyor ki bu bizim milletimizin genel özelliğidir. Ya yani savaşlarda böyle önemli şeylerde kenetlenme duygusu çok yüksektir ama maalesef sadece o gibi durumlarda kenetleniyoruz. Keşke o raddelere gelmeden kenetlenmeyi de bir başarabilsek diyorum. Burada dünya genelinde mutluluk düzeyi bu pandemi şeyinde düşmemiş. Bakın burası çok önemli. Bu raporlarda önemli bir yere olan isimlerden, John Harwell, olumlu duyguların olumsuz duygulardan iki kat daha yaygın olduğunu savunuyor. Yani ne kadar kötü bir durum olursa olsun, iyi insanlar bu kötü durumlara öyle güzel tepkiler veriyor ki her zaman olumlu duygular dominant kalıyor. Aman öyle olsun diyoruz. Ve ben ülkemiz adına da böyle birlik beraberlik gerektiren e, konularda puanımızın çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Bu 2020-2022 arasında 137 ülkeden 100 binden fazlayla görüşülüp anket yapılıyor ve bu anketler birle 10 puanlanarak bu şeyler e, oluşturuyor demiştik. 2017 ve 19 arasında doldurulan bazı anketler aslında bundan daha düşük sonuçlar veriyor. Yani pandemi Yaşanan yıllara baktığınız zaman insanlar yardımseverlik anlamında pandemi öncesine göre önemli bir şekilde birbirlerine destek vermeye e, dünya halkı olup pozitif davranmaya daha çok önem vermişler. Ve şimdi ilk 20 ülkeyi açıklayacağım dünyanın en mutlu 20 ülkesi. Bir Finlandiya. İki Danimarka 3 İzlanda 4 İsrail 5 Hollanda 6 İsveç 7 Norveç 8 İsviçre 9 Lüksemburg 10 Yeni Zelanda bu biraz bizi ters köşeye itti ama diğerleri hep komşu ülkeler neredeyse 11. sırada Avusturya var 12'de Avustralya 13 Kanada 14 İrlanda. Amerika bu sene 15. sıraya gerilemiş. Biliyorsunuz orada da bir sıkıntılar var. İşte ekonomi çalkantı bir sürü şey yaşandı. 15. sırada. Almanya hemen Amerika'dan sonra 16. sırada ve 17. sırada Belçika var. 18. Çek Cumhuriyeti, 19 Birleşik Krallık yani İngiltere ve 20. de Litvanya. Bu ülkeler Hayat size güzel. Sevgili ilk 20 diyoruz. Darısı başımıza diyoruz. Şimdi burada da bir de son 20'miz var. Allah buralara düşürmesin diyoruz. Ama ilk 20'ye bayağı bir uzağız da son 20'ye aramızda fazla bir şey kalmadı. Allah düşürmesin diyoruz. Bakın en mutsuz seçilen ülke Afganistan. Yerle bir edildi. Peki Afganistan'ın yerle bir edilmesiyle ilgili sadece bir iki cümle kullanacağım. Burada Amerika'nın payı yok mu? Afganistan'a 11 Eylül'den sonra Afganistan mı kaldı? Afganistan'ı bu duruma düşüren Amerika'nın ta kendisi değil. Ha şimdi baktığınız zaman siyaset yapmayalım diyoruz ama Afganistan'da kendi kendine böyle olmadı. Bir yalan uydurdular ve Afganistan'ı yerle bir ettirdiler. Ve şu an dünyanın ...en mutsuz ülkesi... ...şimdi bunu neden söylüyorum... ...sadece Afganistan için mi... ...11 Eylül bakın bir yalandı... ...yani Usama Bin Laden... ...yalandı... ...kulelerin çökmesi planlı... ...çökmeydi... ...uçak çarpmadı... ...roketlerle, bombalarla patlatıldı... ...bunların hepsinin bilimsel ispatları yayınladı... ...yayınlandı yani... ...araştırın, bulun bunları, okuyun... ...peki... ...bunlar yalandı da ne oldu olan Afganistan'a oldu. Dünyanın en yaşanmaz ülkesi haline getirdiler. Kim? Yalanla dolanla. Kim? Amerika. Şimdi bakıyorsunuz ilk 20'deki ülkelere bakın son 20'deki ülkelerin hakkını yiyerek geliyorlar buraya. Ha biz hak yiyip de ilk 20'nin içinde yer alacaksak yer almayalım. Biz Türk'üz. Kimsenin kanından beslenmeye alışkın değiliz onlar gibi. Allah şükür kendi Damarlarımızdaki asil kan bize yeterli. Ama şöyle bir şey var. Afganistan gibi olmamak için de bu ülkelerin kendi seviyelerini, mutluluklarını, ekonomisini yükseltmek için yalanla dolanla kendi ülkemizi talan ettirmememiz gerektiğinin şu an size tablosunu söylüyorum. Ne demek istediğimi anlayan anlar. Her yalana, her iddiaya eyvallah çekerseniz sonunuz... After, Afganistan'dan beter olabilir. Yani yok karbon ayak iziymiş, küresel ısınmaymış, yok Paris anlaşmasıymış, yok şu anlaşmaymış, bu kardeşlikmiş, bu bilmem neymiş. Eğer böyle her bulduğumuz kağıda imza atarsak bu ülke bence daha çok listenin dibine doğru gider diyelim. İkinci umutsuz ülke Lübnan. Üçüncü Sierra Leone. Dördüncü Zimbabve, 5 Kongo Demokratik Cumhuriyeti, 6 Botswana, 7 Malawi, 8 Komorlar, 9 Tanzanya, 10 Zambiya, 11 Madagaskar, 12. ülkede Hindistan. Bakın sen 1,5 milyara yakın nüfusun olacak ve dünyanın en mutsuz 12. ülkesi olacaksın. Yani herkes doğru istihdam edilse nasıl bir iş gücü var? Nasıl bir insan kaynağı var? aslında potansiyeli var ama kullandırılmıyor. İşte böyle dinin yanlış uygulanması, ekonomilerde atılmış yanlış adımlar milyarlarca insanı perişan edebiliyor. 13. Liberya, 14. Etiyopya, 15. Ürdün, 16. Togo, 17. ülke Mısır. Bakın Mısır da mutsuz. Gideceğiz, göreceğiz kendi gözlerimizde. Tamam piramitler çok güzel ama Bence Mısır binlerce yıl önce çok daha ileri seviyede, çok daha mutluymuş. Şimdi soruyorum, tekrar yeri geldi madem söylüyorum. 2023 yılında seviyesine bakın, mutluluk seviyesine bakın, teknolojik seviyesine bakın. Mısır bu kadar ileri bir uygarlık ise, binlerce, dört bin sene, beş bin, altı bin, yedi bin sene önce bu kadar muazzam binalar, iş gücü, lojistik, mimari, astronomi her tür lojinin en üst safhada olduğu bir uygarlık bugünkü seviyeye bakın. İleri mi gidiyor, geriye mi gidiyor? Bu binlerce sene önce nasıl oldu da o piramitleri yaptılar? Şu an yaptırabilir misiniz oradaki halka? O teknolojiyle Mısır halkı şu an yapabilir mi? Şu an yapamayacağı şeyi binlerce sene önce nasıl yaptı diye sorup kocaman bir soru işaretiyle devam edelim. Cevapları Tabii ki Mısır'da seminerimizde ve gözlerimizin önünde göreceğiz. Sonra 12, 18. Mali, 19. Gambiya, 20. Bangladeş. Bakıyorsunuz çoğu Müslüman ülkeler. Burada bir tuhaflık var. Şimdi burada çok enteresan bir şey daha e, dikkatimi çekti. Dünyadaki en büyük ekonomisi olan yani ilk beş e, en büyük dünya ekonomisinde yer alan ülke İlk 10 mutluluk sırasında yer almıyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri 15. geldi. Almanya 16. geldi. Japonya 47. geliyor. Çin 64. sırada geliyor. İngiltere gene nispeten 19. sıraya gelmiş. Ama şu para da insanları mutlu etmek için yeterli bir şey değil. Önemli olan gelir dağılımı. Yani cebindeki paradan ziyade Herkesin cebinde aynı para varsa o paranın da önemi ikinci plana gidiyor. Tıpkı Küba'da olduğu gibi. Baktığınız zaman Küba'da yani 38 dolarla 42 dolar arasında en düşük ve en e, yüksek maaşın farkı 4 dolar. E, yani hırsızlık yok. Bütün arabalar aynı. E, çalıp ne yapacaksın? Çalacağın araba da aynı. Gibi durumlar var yani. Orada işte bu hiyerarşi Fakir zengin dengesi bu kadar yüksek olunca tabii ki mutsuzluk yaratıyor. Raporda ilk 10 her zaman İskandinav ve Kuzey Avrupa ülkeleri arasında paylaşılıyor. Yine bu raporu hazırlayan e, editör Kanadalı bir ekonomist var. John F Helwan 2021 yılında Gallup'un dünya anketinde takip edilen her 3 iyilik kategorisinde de ciddi bir artış olduğunu gördük. Yabancılara yardım etme, gönüllülük faaliyetleri ve bağışlar. Burada dünyanın her tarafında bu üç pozitif e, olay olgu yükselmiş ve pandemi e, döneminde yüzde yirmi beşlerin üstüne çıkmış. Yani kötü olaylarda insanları bazı konularda eğitiyor ve pozitif davranışlar sergiletiyor. Şimdi 2021'de. 104. gelen ülkemiz sonraki 2022'de 8 basamak gerilemiş ve 112. olmuştu. Burada da özgürlük, sağlık yardımları, yolsuzluk karnesi, eğitim ve alım gücü özellikle bizi bu 8 sıra birden geriletmiş. Yani burada tabii ki bu konuları halk ne kadar düzeltebilir? Tartışılır. Bu konularda düzeltmesi gereken ülkeye yön verecek olan yetkililerin çok dikkatli e, davranması gereken kritik bir dönem içinde olduğumuzu eğer bu tablo böyle giderse bu ülke bu kadar daha mutsuzluğa böyle e, batırılırsa bunun sonu hiç kimse için iyi olmaz diyor. Burada yine bu e, galip Dünya anketindeki yaşam değerlendirmelerine dayanan Dünya Mutluluk Raporu 2023'te 6. kez Finlandiya'nın oldu demiştik. En önemli şey gayri safi yurt içi hasıla. Buna herkesin bakması lazım. Yani bakıyorsunuz burada işte 200 lira en büyük paramız. Yani <laughs> bir kilo et alamıyorsunuz ama başka ülkelerin en büyük işte 500 Euro'luk bir parasıyla neler neler alabiliyorsunuz. İşte burada tabii ki mutsuzluk başlıyor. İsrail geçen yıl 9. sırada yer alırken bu sene 4. sıraya yükseliyor. Hollanda 5, İsviçre 8, Lüksemburg 9, Yeni Zelanda 10 oluyor. İsrail bir atak yapmış. Avustralya 12, Kanada 13 gibi yine bu bilindik ülkeleri artık e, saymıyorum. Baltık ülkeleri son 6 yılda istikrarlı bir şekilde e, 2017'de 52. sıradayken şu an 20. sıraya yükselmiş. Diğer Baltık ülkelerinden olan Estonya 31., Letonya 41. sırada yer alıyor. Bakın Baltık ülkeleri de mutluluğun formülünü bence bizden çok daha iyi tespit etmişler. İşte olan söylüyorum mutluluğun yanında Afganistan gibi mutsuz ülkeler de var. Şimdi çok önemli bir konuya daha değinmek istiyorum. O da şu. Mutsuzluk. En kötü mutsuzluk şeyi bir ülkenin savaşa girmesi bütün ülkeyi mutsuz eder. Ekonomiyi bozar. Orada yaralanan, şehit düşen, gazi olan insanlar ateş düştüğü yakar. Herkesi mutsuz eder. Gerer, tedirgin eder. Ve bu gayet de normaldir. Ama Rusya ile Ukrayna'nın mutluluk oranları ne durumda? Şimdi gelin bir bunlara göz atalım. Şimdi 2022 raporunda iki ülkenin de küresel gündemin odağına gelmiş şekilde anketlerdeki sonuçlarına bakalım. Şimdi Ukrayna'da refah seviyesi kesinlikle bir darbe alıyor. Ama bu herkes bunun sebebini bildiği için bu bir yolsuzluk değil. Savaş var adam görüyor paranın nereye harcandı, emeğin nereye alacağını. Ve bu ankete göre 2022 yılında her ülkede de hükümetlere duyulan güven artıyor bakın. Çok önemli. Yani herkes kendi hükümetine güveni artıyor savaşta azalması gerekirken hayır diyor bu hükümet doğru bir şey yapıyor. Bizi korumaya çalışıyor. Bak işte bu kadar şey yapıyor diye. Rusya'da da şeyde de güven artmış. Ve bu yılki sıralamada Rusya 146 ülkeden 70. Ukrayna ise 92. Bakın bu iki ülke birbiriyle savaş halinde. Bütün dünya bunları izliyor. Ama 70. sırada mutluluk seviyesine bakar mısınız? Türkiye'miz 112. Şimdi burada oturup biraz düşünmek lazım. Bakın Rusya savaştayken 70. ülke mutlulukta bizde savaş yokken 112. Ya biz savaşa girersek kaçıncı olacağız? Zaten 30 ülke sonra son sıradayız yani. Bakın hemen gideceğimiz yeri görebiliyor musunuz? En ufak bir savaş ve huzursuzluk bu ülkeyi nere nerelere sürükleyecek herhalde anlamışsınızdır. Ama savaş olmayan bir ülkenin hem de Türkiye gibi bir gücün bu mutluluk seviyeleri düşündürücü. Şimdi şu ekranı da size vereyim. Bakın şurada tekrar ekranı paylaşayım sizlerle. bir saniye hep beraber onun üzerinde ekranı paylaştık. Herhalde şimdi görüyor olmanız lazım. Şimdi burada görüyorsunuz 2021 yılındaki sonuçlar ve bu 2018 ve 20'yi de içinde barındıran sonuçları görüyorsunuz. Ve burada 149 ülke yaklaşık 150 ülke diyelim ve 150 ülkeden Bakın bizim ülkemiz nerede? 104. sıradayız. Gene ilk yüze bile giremiyoruz. Şimdi baktığınız zaman kişi başına gayri safi milli gelir ortalaması. Bakın şurada. Tamam bakıyoruz. Sonra ne oluyor? Sosyal destek. Bakın Türkiye'miz maalesef 104. sırada. Sosyal destek tabii az ama fena sayılmaz. Sağlıklı yaşam süresi Bakın sağlıklı yaşam süresi. Bakın adamlar ne kadar sağlıklı yaşıyor. Türkiye'de ciddi bir düşüş var. Sağlıklı yaşam süresinden sonra gelen özgürlükler. Bakın adamın yaşamı süresi kadar özgür. Yani doğduğundan ölene kadar kendini özgür hissediyor. Şurada yaşam süresine bakın ve ondan sonraki özgürlük süresine bakın. Türkiye özgürlükler son şeyinde çok mutsuz ediliyor insanların özgürlükleri çok sınırlandırılmış durumda. Sonra bağış yapma. Tamam bağış yapıp yapmamak ne kadar mutluluk e, şey yapar. O bir refah göstergesidir. Yani kendinde olmayan başkasına veremez. Demek ki gücünün olduğunu gösterir. Yolsuzluk endeksi bakın burada. Yolsuzluk endeksi maalesef ve baskı hissi. Görüyorsunuz şurada. Sonra da güven aralığı şurası. İşte bizim neden düşük kaldığımızı burada görüyorsunuz. Nerelerde zayıfız? En önemli şey bence özgürlük duygusu. Bakın şu ülkelere bakın. Hepsi birbirine ne kadar yakın. Görüyor musunuz? Şurada ilk 17 ülkeyi görüyorsunuz. Birbirlerine ne kadar benziyor? Yani şu Costa Rica haricinde bence yüzde %85-90 aynı şeyler kendini gösteriyor. Sonra yine böyle gidiyor ve ondan sonra kırılmalar, bozulmalar başlıyor. Yani şöyle bakın. Kamerun'a bakın. 91. sırada şu haliyle bizden daha çok puan toplamış. Nijer'e bakın. Nijerya'ya bakın. Ondan sonra Gambia, Gine. Yani baktığınız zaman Maria küçücük bir ada. Guatemala. Yani ne bileyim. Ben bu şeyleri gördüğüm zaman gerçekten üzülüyorum. Yani ülkemin durumu adında. Yani mutluluk tablosu değil, mutsuzluk tablosu haline dönüşüyor benim için. Şimdi bundan sonra şöyle yapayım. Evet. Gördünüz yani bizi mutsuz eden şeyler ne? TÜİK'in 2003'te ilk defa gerçekleştirdiği bir çalışma var. Peki onlar diyeceksiniz ki onlar gavur işte yalan söylüyor bizimkiler başkadır filan. TÜİK ne yapmış? Yaşam memnuniyetini araştırmasının 2013 yılında sonuçlarını açıklıyor. 10 yıllık bir açıklama yap araştırma yapıyor. 2003 ile 2013 yılları arasında bireylerin öznel mutluluk algılamasını sağlık, sosyal güvenlik, örgün eğitim, çalışma hayatı, gelir, kişisel güvenlik, adalet, ulaştırma hizmetleri, kişisel gelişim gibi temel yaşam alanlarında Memnuniyetlerini ölçen araştırma 2013'te Türkiye'nin 125.720 haneden 18 ve daha yukarı yaştaki 196.203 bireyle yüz yüze görüşmeler yapıyor. Ve ilk defa il düzeyinde yapılan araştırma Antalya için ortak parlak bir tablo ortaya koymuyor. Mutlu olduğunu beyan edenlerin bireylerin yüzde 59'u mutlu tahmin edilirken Antalya bunun... Altında kalıyor. Türkiye'nin de en mutlu ili Sinop olmuş. Çok enteresan. Şimdi burada ilginç şeyler var. Dünya gözünden baktığımız zaman tabloları gördünüz. Türkiye'nin dünyadaki yerini gördünüz. Şimdi ülkemizde yapılan araştırmalardan da biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi Batı Akdeniz illerimizden Afyon Karahisar. Ee, çok mutlu bir tablo mesela %76.4 ile Sinop'tan sonra Türkiye'nin en mutlu ikinci ili oluyor. %88.9 ve eğitim yüzdelerinde de %94.2 ulaşım hizmetlerinden de en mutlu il olmuş. Yani bu da bana biraz ilginç geliyor. Yani burada UFOyla mı mi <laughs> hareket ediliyor? Ne ile? eğitim hizmetleri ne seviyede, not ortalamaları ne seviyede merak ediyorum. Bizim tespitlerimiz biraz değişik dünyada. Sonra Isparta hem mutlu çıkmış hem umutlu çıkmış. Türkiye genelinde yüzde yetmiş yedisi geleceklerinden umutlu olduklarını beyan etmişler Isparta'da. Yani ben oradaki mesela işsizlik oranını, gelir e, düzeyini merak ediyorum. İlginç. Sonra İspartalıların %85.8'i geleceğe umutla bakıyorlarmış. Ne taraftan gelecek bekliyorlarsa biz de oraya dönüp bakalım da bizimki de e, umutla dolsun taşsın böyle istiyoruz. Bizim ülke genelindeki raporlara baktığınız zaman ülke uçuyor arkadaşlar. Mutluluktan uçuyoruz, umuttan uçuyoruz. Herkes çok mutlu, herkes acayip harika. Yani... Finlandiya filan artı halt etmiş. Yüzde şey mesela sağlık hizmetlerinden yüzde 89.1 Isparta'da mutluluk oranı varmış. Yüzde 90. Enteresan. ilginç. Şimdi bakalım. TÜİK'in raporlarına göre Türkiye'nin mutluluk profili nasılmış? Şimdi ben bunları da yansıtayım sizlere. Hemen Şöyle yapalım. Biraz da bunlardan bahsedelim. Çünkü Evet. Şu anda görüyor olmanız lazım. Evet. TÜİK raporlarına göre Türkiye'nin mutluluk profili tabloları. Şimdi yaşam memnuniyeti araştırması TÜİK raporlarından alınma. Türkiye'nin yüzde 52.4'ü mutlu. Şimdi ne demek bu? Türkiye'nin yarısı mutsuz demek. Yarısı, iki kişiden biri mutsuz bu ülkede. Ve baktığınız zaman 2018'de 53.4 mutluluk, 2019'da 52. .4. Geriye gidiyoruz üstüne üstlük. Mutsuzluk oranına bakıyorsunuz. 2018'de 12.1, 2019'da 13.1. Bir puan yükselmiş. Bunlar TÜİK verileri. Yani mutluluk gitgide düşüyor bu ülkede acil öğren önlemlerin alınması lazım. Erkeklerde mutluluk 2018'de 49.6, 2019'da 47.6. Bakın tam iki puan düşmüş. Kadınlarda 2018'de 57, 2019'da da kadınlar halinden memnun görülüyor. Yani ne kadar memnunlar ben soruyorum. Şimdi burada çok ilginç bir şey yöntem. Şimdi biraz önce detaylı olarak sizlere anlattım. Neyi anlattım? Dünyada mutluluk kriterleri neydi? O ülkenin genel gelir durumu, adaleti, eğitim seviyesi, özgürlük duyguları. Şimdi bunlar tüm ülkeler için, tüm dünya için ortak kriterler. Medeniyet göstergesi. Şimdi siz farklı kriterleri alırsanız yani en çok lahmacun yiyen ülke mutluluk seviyesi derseniz Türkiye ilk 3'e girer yani. Ya da ne bileyim mutfaktaki çeşitlilik oranında, dünya mutfağında yemekleriyle en çok çeşit kim yiyor derseniz Türkiye biri, birinci olur belki. Güzel şeyler bunlar. Ama bu kriterler ne kadar e, mutluluğu yansıtıyor? Şimdi ona bakalım. Bireyleri en çok ne mutlu etmiş? Yani burada yüzde elli iki mutluyuz diyoruz ya. Bakın bu elli oranın içinde yüzde altmış dokuz nokta dokuz. Yani yüzde yetmişi sağlığından dolayı mutlu. Allah zeval vermesin diyor. Elimiz kolumuz tutuyor. Ondan sonra işimiz var, aşımız var diyor. Anamız var, babamız var. Sonra yüzde on dört nokta üçü sevgiden dolayı. Yani sevgi kim? Türkiye'de aile kurumu diğer şeylerden çok daha yoğun. Nedir bunlar? Herkes işte anasını babasını seviyor, eşini seviyor, kocasını karısını seviyor, çocuğunu seviyor. Şimdi bu sevgi. Şimdi başarıya geldiğimiz zaman %9.2'ye düşmüş. Hani mutluydu. Şimdi sevgi ve sağlık dünya kriterlerinde yok. Şimdi sen sağlıklı mısın? Allah'a şükür diyor %70'i. Allah'a şükret diyor. E şükretsin zaten. Ama şöyle bir şey var. Sağlık hizmetleri herkese eşit ulaşıyor mu desem bambaşka bir sonuç çıkar. Şimdi burada yanıltıcı veriler var yani. Sonra iş paraya geldiği zaman 4.2 mutluluk oranı Arkadaş bu ülkede parayla ilgili sorun var. Kimse mutlu değil. 4.2 Hele iş olayına geldiğiniz zaman 2.1 Yani şuradan şu sağlık işini ve sevgi işini çıkartıp aynen yurt dışındaki genel ülkelere yapılan soruları aynen sorsanız bu %52 yarının da altına düşer. Mutluluk seviyesi yani %80'e yakını mutsuz çıkar bu ülkeden. Ki... Nitekim yurt dışındaki oranlarda bunu gösteriyor. Ama TÜİK bunu dengelemek için sevgi işte vatanını seviyor musun? Herkes seviyorum der. Aa bir bakıyorsun vatanın sevgisi çok yüksek, çok mutlu. E tamam vatanı sevmekle her şey düzeliyor mu? Şimdi bakın Türkiye'de yaşam memnuniyeti. 2020'de bakın 48.2 mutlu. 18 yaşında. Orta 37 mutsuz 14. Yani orta ve şeyi topladığınız zaman yarıdan çok değil. İki kişiden biri zar zor mutlu olmuş o da dediğim koşullarla. Ve baktığınız zaman cinsiyete göre erkekler daha mutsuz. Bakın 2019'da 47.6, kadınlar 57. 2020'de 43.2, 2020'de kadınların da mutluluğu düşmüş. Gördüğünüz zaman 2019 ve 20 alında kadınların da erkeklerin de mutluluk oranı sürekli geriye gidiyor. Ve genel olarak medeni duruma göre mutluyum diyenler 51.7 evliler daha mutlu. Evli ve mutlu erkekler 46.7 evli mutlu çocuklu kadınlar 56.8. Kadınlar evlilikten daha bir mutluluk duyuyorlar. Çünkü toplum baskısı var Ondan sonra en azından onun üstünden atıyorlar. Şimdi bakın. Bu veriler ne dedim size? Mutluluk sebebine gelelim. Bu verileri elde etmişler ama bakın kaynak TÜİK. Haber tükün bir e, sitesinden aldım. Sağlık yüzde yetmiş nokta dokuz. Şimdi sağlık bu e, nereden geliyor? Dışarıdan gelen bir sağlık. Herkesin kendi sağlığı. Ve sevgi. Bakın sağlık sevgi. Bunlar aslında devletlerin, milletlerin sunmuş olduğu bir şey değil. Herkes kendi sağlığından mutlu. Ülkesinden, ülkenin verdiği sağlık koşullarından değil değiller yani. Herkesin kendi içindeki mutluluğu sanki e, Türkiye'de yaşam mutluluğu olarak bize sunuyor bu anket. Ben çok e, mantıklı bulmuyorum. Sevgi, neyin sevgisi? Yani kim kimi seviyor, neye göre bir sevgi? Bakın bunları attığınız zaman, Yüzde on iki yani on üçe yakın bir şey var. Yetmiş bir de buradan. Seksen dört yüzde seksen beşe yakın bu ikisi tutuyor. Gerisi yüzde on beş bile etmiyor. Yani başarı, para, iş, eğitim. Bunlar devletlerin halkına vermekle olduğu kriterler ve diğer ülkelerle kıyaslayacağınız asıl şeyler bu. Şimdi her on kişiden yedisi geleceğinden umutlu diyor. Ben kesinlikle bu veriye katılmıyorum mesela. 10 kişiden 7'si gelecekten umutlu. Yani bir sokağa çıkın, sorun bakalım gençlere. Bir sorun bakalım gelecekleriyle ilgili. O sokuldukları 50 derecede sınavdan çıkıyor, oraya giriyor. Oradan çıkıyor, kursa gidiyor. Onu kazanamayınca bir sene daha, o iki sene daha, bu üç sene daha. Orada master, burada doktora. Nasıl umutlu oluyor e, 10 kişiden 7'si? Enteresan. Ve çok ilginç bir tablo var yaş grubuna göre mutluyum diyenler. 65 yaş üzeri %57 mutluymuş. Sonra 55-65 arası %50 falan ve sonra düşüyor. Bakın gördüğünüz gibi düşüyor. 18-24 yaş %47. Şimdi baktığınız zaman burada yukarıdaki tabloda %57 ile 47 arasında ortalama neyi gördük burada? Mutluluk seviyesi ortalama 48-49'a geliyor ki şurada zaten 48 görüyorsunuz. Ama mutluluk sebebi ne baktığınız zaman umut e, dolu olma 10 kişiden 7'si umutlu. Hem mutsuz olup hem nasıl bir umut taşıyorlar onu da soruyoruz. Eğitim durumuna göre mutluluk düzeyi. Bakın eğitimde okul bitiremeyenler %55'e yakın mutlu. İlkokul 50, orta 44, lise 45, yüksek öğretim 46. Bizde eğitim seviyesi arttıkça mutluluk oranı düşüyor. Niye? Belki de yalanlara dolanlara gerçeklere gözünü açıyordur eğitilmiş insanlar. O yüzden cehalet mutluluktur diyorlar ya herhalde bu tabloda bunu bizlere gösteriyor. Şimdi bakın bir tabloda ben hazırladım sizler için. Birkaç tane ilimizde e, aile, sağlık, sevgi, başarı, para, iş ve diğer konularda işte 3-4 tane şey buldum. Bütün illere herhalde anladığım kadarıyla yapılmamış. Bulabildiklerimi sizle paylaşıyorum. Şimdi aileden yüzde yetmiş dokuz buçuk afyon mutlu. Şimdi herkes ailesinden mutlu. Yani bu yüzde seksen tamam. Ama ailede mutlu olmak ülkeyle devletle ne derece bağlı? Sağlık yüzde seksen dört nokta Herkesin kendi sağlığı. Sevgi evet etrafına sevgisi. Bunlar devletin bize sunduğu, milletin sunduğu şeyler değil ki. Ha nedir bu? Başarı. Evet, Başarını devlet destekler, sana burs verir, devlet burs verir, okutur, sınav verir, iş verir, imkan verir, bedava okul sunar. E bunları yükseltir ama bakın 2.8'e düştü. Para 2.1, iş 0.4. Bakın hiç kimse iş konusunda mutlu değil. Diğer 1.3. Buraya iki tane şey koymuşlar. Kendi kendine Türklerin en mutlu olduğu şeyleri. Bakın Antalya'da da 66-64 ama diğer başarıya gel 10 para 5 iş bir buçuk burdur bunlar da en mutlu olan şeyler ha ama mutluluk aile ve sağlıkla ilgili ülkeyle değil eğitimle değil işle değil parayla değil bu ülkenin mutsuzluklarını aslında örtbas edecek bir çalışma olmuş yani ben diğer adil e, sorularla ve e, dünya standartlarına uygun bir çalışmanın bence acilen yapılması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi 65 yaşa üzerinde gençlerden daha mutlu. Bu nasıl tabloysa hepsi neredeyse aynı. Bence birisi almış hepsini kopyalamış gibi yani bu kadar birbirine yakın olabilir mi sonuçlar? Bence olmamalı ama enteresan bir şekilde e neredeyse birbirinin aynısı gibi. 65 yaşından sonrakiler mutlu. Yani niye mutlu? Bugüne kadar başımıza ceval gelmedi. Allah'ım şükürler olsun. Nasıl geldik biz bu yaşlara diye herhalde sevinçten uçuyorlar. Şimdi Türkiye'de okuyanlar mı mutlu, okumayanlar mı? Yine tabloya bakıyorsunuz. Evet, en çok mutlu olanlar herhangi bir okul bitirmemiş olanlar. Mutlu. Gitgide ilkokuldan sonra seviye düşüyor ve e, ne kadar okul okursanız o kadar gerçekleri görüyorsunuz ve mutsuzluk oranınız artıyor. Evet, Türkiye'de en büyük mutluluk kaynağı neymiş? Sağlık yüzde 68.2, sevgi yüzde 13.2. Bakın ikisini toplayın zaten yüzde 80'i geçiyorsunuz yani. E, başarı nerede? Yüzde dokuz buçuk. Para nerede? Yüzde altı. İş nerede? Yüzde iki yani bu oranlar kimi mutlu eder? Türkiye neden dünyada bu konumda? İşte görelim. Türkiye'de en büyük mutluluk kaynağı kişiler bazında. Şimdi kişilerle ilgili nasıl mutlu oluyoruz? Ailemizle. Yüzde altmış nokta altı. Çocuklar yüzde on altı nokta üç. Kendisi yüzde dört nokta sekiz. Eş %3.9 anne baba 3.8 torun 1.9. Baktığınız zaman Türkiye'deki veriler bunlar. Yani şu ailemizi iyi koruyup bizim Türkiye'nin en önemli değerlerinden biridir. Nedir? Aile kutsaldır. Anamız, babamız, kardeşimiz, birinci derece kan bağımız saygımız, sevgimiz sonsuz olması gereken kurumlar. Bunlara iyi sahip çıkmamız lazım. Bizi mutlu eden tek şey bu kaldı çünkü. Para da mutluluk kaynağı değil. Bakın aileyi kişiler bazında 67.6 parasal açıdan önde tutuyoruz. Para %6.2 olarak. Bakın insanlar para da istemiyor. Mutluluk ailesiyle mutlu. Ama şimdi aile yapısını da bozmak için Yok işte bir sürü sapkın şeyler şimdi onların tartışmasına girmeyelim. Bir sürü sapkın şeyle aile yapımızı bozmak, eğitim yapımızı bozmak, milli duygularımızı bozmakla ilgili müthiş oyunlar oynanıyor. Şimdi yine TÜİK verilerine göre evli kadınlar daha mutlu. Ama baktığınız zaman tabloya bakın. Yine TÜİK yapmış bunu. 2003'ten itibaren bir grafik yapmış. 2003'ten itibaren <laughs> kırmızılar kadın, maviler erkeklerin şeyleri. Evet erkekler biraz daha mutsuz ve gitgide kadınlar da erkekler de çok derin bir mutsuzluk kuyusuna doğru ilerliyor 2022'de. Bakın burada 19 senelik yaklaşık 20 yıllık bir tablo var. Tablo yukarı değil çok dik bir şekilde aşağı gidiyor. Hem kadınlar hem erkekler için erkekler çoktan aşağı yuvarlanmış. Neden? Ekonomik zorluklar ilk önce onları etkiliyor da o yüzden bunlara çok dikkat etmemiz lazım. Ve burada Türkiye'de mutlu olduğunu söyleyenlerin oranına bakın. Yine 2003 yılıyla 2019 yılı arasında bir çalışma yapılmış. Bakın burada 62 63 yani 62 seviyelerinden bugün 52 10 puan gerilemişiz. Yani bu ülkenin gidişatı maalesef bu kadar çalkantılı, istikrarsız ve negatif eğilimle gidiyor. 2003'ten 2019'a kadar bizi kim mutsuz etti bu kadar? Ne mutsuz etti? İşte bunların çok iyi analizini yapmamız lazım. Hem bireysel olarak hem millet olarak hem devlet olarak ki bunu düzeltelim. Şimdi bunlar kendi ülkemizle ilgili verilerdi. Peki bu yıllarda dünya geneliyle Türkiye içindeki mutluluk seviyelerini karşılaştırdığımız zaman ne ile e, karşı karşıya kalıyoruz? Buyurun hemen size onu da açayım. Buyurun. Türkiye'nin dünya ülkeleri sıralamasındaki mutluluk seviyesi sırası ne? 2017'de bakın burada 69. ülkeymişiz. 2018'de 74. ülkeye gerilemişiz. Mutluluk düşmüş. 2019'da 79. ülkeye gerilemişiz. 2020'de 93. ülkeye gerilemişiz mutlulukta. 2021'de 104, 2022'de ise 112. ülkeye gerilemişiz. Yani 2017 ile 2022 arasında Türkiye dünya ülkeleri arasında mutluluğu yarı yarıya elinden alınmış. Bu milleti ne mutsuz ediyorsa ki bunları da sizlerle paylaştım. Bakın iş, eğitim, özgürlük, yani e, milli gelir, bunların hepsi çok büyük sıkıntılar yaratmış ülkemizde. Bunların derhal e, düzeltilmesi şart. Şu tablo beni çok, yani bir Türk olarak, Türk vatandaşı olarak beni çok e, üzüyor ve son işte burada 5 senelik 6 senelik görüyoruz ama bir önceki tabloda 20 senedir sürekli negatife gittiğini görüyoruz. Bakın tablolar ortada. Bunlar hem TÜİK verilerini paylaşıyorum hem de dünya verilerini. Her ikisinde de Türkiye müthiş bir negatiflik, mutsuzluk ve sıkıntının içine doğru gidiyor. Derhal düzeltilmesi lazım. Yıllara göre Türkiye'de umut düzeyi oranı Bakın biraz önce diyordu ya herkes çok umutlu diye Türkiye e, şey TÜİK kaynakları valla onlar sordukları soruyu biraz daha adil bir şekilde e, genel anlamda uluslararası bir seviyede sorular sorarlarsa bakın bu da veri kaynağı noktacom'dan aldığım e, bir data 2012 yılından 2019 yılına lütfen bir bakın burada 77 78 seviyelerinden gelinen nokta 70 seviyesi. Grafik her şeyi bence anlatıyor. Peki şu 2016'dan sonra aşağı doğru gidişat size bundan sonra bu işin profesör olmaya gerek yok. Gidişatın ne yönde olduğunu herkes umarım görüyordur. Şimdi buna bir de son zamları ek ekleyin. İşte mülteci problemlerini ekleyin, ekonomik sıkıntıları ekleyin, vergileri ekleyin. Sürekli vergiler artıyor, ekonomi bozuluyor, geliri düşüyor. Ee, i̇şte Bir sürü problem. E bundan sonra ne olmasını bekliyorsunuz? İşte nasıl mutlu olalım? Mutsuzluğun sebebiyetlerine gelince yine Türkiye raporu.com galup kaynaklı bir araştırma en önemli yani iki kişiden biri neredeyse kişi başına milli gelir çok düşük. Biz bu yüzden mutsuzuz diyor. Maalesef ki. Ve şöyle bir şey var. Kişi başına milli gelirin düşüklüğü ayrı bir dava. Paramızın bu kadar değersizleşmesi tüm dünya içinde ülke olarak bizi mutsuz ediyor. Siz çalışıyorsunuz, zengin oluyorsunuz. Komşunuza göre zenginsiniz. Ama yandaki ülkeye gittiğiniz zaman yine 5 katı, 10 katı, 20 katı para veriyorsun arabasını, evini ya da herhangi bir şeyi ancak alabiliyorsun. E bu kimi mutlu edecek? Nasıl bir ticaret mutlu olacak bundan? Sosyal destek problem. Sağlıklı yaşam beklentisi, seçim yapma özgürlüğü ve yozlaşma algısı cömertlikte en son sırada yer almış. İşte Türkiye'yi mutsuz eden şeylerin de en başında bunlar geliyormuş. Neyle mutlu oluyoruz, neyle mutsuz oluyoruz? Şimdi sevgi, sağlık, bunlar devletin değil Allah'ın bize bağışlamış olduğu şeyler. Tabii ki devletimiz de buna bakacak, destek olacak çok önemli şeyler. Ama yani e, burada kişi başına milli hasla, devlette milli ilişkili olan asıl önemli şey bu. Bunu mutlaka ki diğer ülkelerle adil bir e, seviyeye getirilmesi lazım. Evet şimdi tekrar geri dönüyorum ekranıma. Şimdi çok daha acı bir şeyden bahsedeceğim. Dedim ya mutluluk tablosu dedik. Yine Türk olarak mutsuz çıktık işin içinden. Yahu. Biz de bir ilk 3'e 5'e 10'a 20'ye 50'ye 100'e gireydik de girebilsektik bilseydik de biz de mutlu olsaydık. Girdik de biz mi mutlu olmuyor? Şimdi şükredelim mi? Yüz küsürüncü olduk Allah'ımıza şükür. Sonuncu gelmedik Afganistan'dan çok daha mutluyuz diye. Biz, biz polyanlacılık mı oynayalım? 2021'de bakın yine Galup firması tarafından yayınlanan Dünya Duygu Haritası çalışması yapılıyor. Burası çok önemli. Asıl bence kritik nokta burası çünkü. Türkiye öfke duygusunun en çok yaşayan ülkeler arasında ikinci öfke. Herkes öfkeli. Ve en stresli ülkeler arasında dördüncü. Bakın öfkede dünya ikincisiyiz. Streste dünya dördüncüsüyüz ve ne acıdır ki en az gülümseyenler endeksinde dünya birincisiyiz. Dünyada en az gülümseyen ülke Türkiye. 2021 araştırması bilimsel endekslere göre. Ne oldu da bizim bu gülümsememizi bizden kimler nasıl çaldılar? Biz bu hale nasıl geldik? Biz böyle bir ülke miydik? Ben diyorum ya size 80'li 90'lı yılları hatırlayınca benim yüzümde bir tebessüm oluşuyor. Sizde oluşmuyor mu? Yani Pinokyo bisikletimden mutluydum. Ailem mutluydu, etrafımız mutluydu, askerimiz mutlu, devletimiz mutlu. Herkes mutluydu yani. Bize ne oldu da bu hale geldik? Ve burada çalışanların yüzde 43'ünde endişe, stres ve öfke dolu olması... Türkiye çalışan insanların karşı karşıya e, kaldığı baskıyı da ortaya koymakta. Yani çalışanların yarış, yarısında endişe, stres ve öfke var. Şimdi hem çalışıyorsun hem niye öfkeleniyorsun? Niye çalıştı Çalışmazsın stres basar. Çalışıyorsan niye basar? Çünkü çalışsan da kiranı ödeyemiyorsan o zaman stres de basar. Öfke de basar, endişe de basar. Sen çalışıyorsun alıyorsun asgari ücret ve senin evine kiranın artışı bunun üç katı oluyor. E nasıl endişe duymayacaksın? Öfkelenmeyeceksin ve stres yapmayacaksın. Şimdi bu hale bu ülkenin vatandaşları mı getiriyor yoksa yanlış bir şeyler mi yapılıyor? Bu yanlışların artık tespit olması lazım. Çünkü bu yanlışlar bir sene, iki sene, üç sene, beş senelik değil. Bakın 20 senedir, 2003'ten beri yurt içinde, yurt dışında listeler ortada. Bunlar 20 senedir yapılan yanlışların listeleri. Yurt içinde ve yurt dışında. Artık bence düzelme vakti geldi de geçiyor. Yine genel anlamda bu Galop şirketinin anketinde dünyada stres, endişe ve öfke oranların genel anlamda aslında arttığı görülüyor. Ama Türkiye'de hat safhaya çıkmış durumda. Yani burada pandemi döneminde tabii bütün herkesin işi bozuldu, sağlığı bozuldu, endişe arttı, şu arttı, bu arttı. Ama pandeminin dediğim gibi faydaları bile dokunmuşken en çok diyor ki yine bakın galop şirketinin verileriyle bilimsel olarak konuşuyor. Artan gelir adaletsizliği ve yolsuzluktan kaynaklandığı tespit edilmiş. Bu söylediğim e, sebepler son bir yılda 116 ülkenin yarısından fazlasını kısmen, daha stresli hale getirmiş. Ama Türkiye maalesef ki dünya birinciliğini ancak en az gülümseyenler endeksinde almış. Ve ilk beşe girdiğimiz tek şey öfke duygusu ve en stresli dördüncü geldiğimiz stres duygusu. Ben ülke olarak maalesef böyle şeylerle gündeme gelip bu listelerde başı çekmek çok üzücü buluyorum. Ve gerçekten stresliyiz, öfkeliyiz. Çünkü ekonomik dengesizlikler has çıkmış durumda. Kontrol kaçıyor. Her gün dolar şöyle, euro böyle. Ondan sonra enflasyon şöyle, faizler şöyle. İşte şu şöyle oldu, şu yasak geldi. Bu kapandı, bu açıldı. İşte milyonlarca mülteci geldi. Şu oldu, bu oldu. E, olacağı bu diyorum. Yani olmuş. Bunu biz demiyoruz. Bütün dünyanın tespitleri maalesef ki böyle. Şimdi çok önemli başka bir konuya bağlantı yapmak istiyorum. Nedir o konu? Müsaadenizle. O da şu. Amerika'da George Washington Üniversitesi'nde iki tane akademisyen 2010 yılında İslam ülkeleri ne kadar İslami başlıklı bir araştırma yapıyorlar ve bunu e, akademik camia e, ya da yayınlamasını yapıyorlar, yayınlıyorlar. İslam ülkeleri ne kadar İslami? Bakın George Washington Üniversitesi'nde iki tane akademisyen 2010 yılında bu çalışmayı başlatıyor. Araştırma giderek derinleşiyor, genişliyor ve Müslüman olmayan ülkeleri de şimdi önce İslami Müslüman ülkeleri inceliyorlar Müslüman ülkeler Müslümanlığı ne kadar doğru ve ne oranda uyguluyor diye. Yani İslam'a en uygun e, yaşanılabilir e, İslami ülkeleri tespit etmeye çalışıyorlar. Sonra diyorlar ki bir bakıyorlar durum içler acısı. Ve burada İslam'a uygun yaşanabilir ülkelerin değerlendirildiği İslam e, dini resmi dini İslam olmayan diğer ülkelerde araştırmalarına katıyorlar ve bu e, Müslüman ve Müslüman olmayan ülkelerin İslamilik endeksi adında bir liste çıkartıyorlar akademik olarak. Yani bu ne demek oluyor? Müslüman olan ve olmayan ülkeleri hangisi Müslümanlığı ne kadar doğru uyguluyor? Listede batılı ülkelerin ilk sıralarda yer alması Müslüman ülkelerin de son sıralarda yer alması bütün dünyayı çok derin tartışmalara sürüklüyor. Şimdi burada ne oluyor? Burası bana göre çok önemli. Yaşanan çok enteresan. Terör saldırılarını hatırlarsınız Müslümanlara yönelik Yeni Zelanda e, bu konuda çok takdir toplayan davranışlar sergiliyor. Ve burada Müslümanlara ee, Müslüman'la en çok uyan ülke Yeni Zelanda oluyor. Bu listenin ilk 40 sırasında da Müslüman hiçbir ülke bulunmuyor. Bu araştırma 2018 yılına ait. Şimdi daha yenilerini de size paylaşacağım biraz. Şimdi ne demek oluyor bu? Nereden buraya geldik? 2018 yılında Amerikalı akademisyenler dünya genelindeki ülkeleri inceliyor ve buradaki kriterleri yani mesela Müslümanlık ne dedi? Yalan söylemeyeceksin. Çalmayacaksın. Zina yapmayacaksın. Öldürmeyeceksin. işte ne bileyim yolsuzluk yapmayacaksın. Liyakatsizlik yapmayacaksın. işte cinsel sapkınlık yapmayacaksın. Şunu bunu. Şimdi bunlar Müslümanlığın içinde, Kur'an'ın içinde, İslam'ın içinde olan şeyler değil mi? Suç e bunlar diğer devletlerde de suç. Şimdi Bakıyorlar suç oranlarını inceliyorlar. Bu suçları en az işleyen ülkeler tabii ki birinci sıraya geliyor. Bu suçların en yoğun işlendiği ülkelerde Müslümanlığa uygun olmadıkları için sıralarda da sonlara düşüyor. Şimdi Türkiye'ye geldiğimiz zaman neyi görüyoruz? Türkiye geçtiğimiz yıla göre bu listede biraz sonra paylaşacağım bu listeyi. 14 sıra birden gerilere, gerileyip 95. sırada yer alıyor. Bakın bir senede 14 ülke geriliyoruz. 95. sıraya düşüyoruz. Bu ne demek biliyor musunuz? Şimdi Müslümanlık denince ocakta kül bırakmıyoruz. Tamam iyi güzel. Ama şöyle bir şey var. Bu ülke ne kadar Müslüman? Müslüman dediğiniz halkınız Müslümanlığa ne kadar uyuyor? Evet, 95 ülkeden sonra siz Müslümansınız. O kadarlık Müslümanız yani. Amerika Birleşik Devletleri'nde e, İran asıllı bir akademisyen Hüseyin Asgari'nin kurduğu İslamilik Vakfı tarafında 2015 yılından beri yürütülen çalışmalarda, yakın zaman önce cami saldırılarıyla gündeme gelen ve saldırı sonrasında ülkece sergiledikleri tutumlarla takdir toplayan Yeni Zelanda üçüncü defa İslami endekste en yüksek puanı alarak Müslümanlığı en doğru şekilde en yüksek puanla tamamlayan ülke oluyor. Yani baktığınız zaman Üç yıl üst üste dünya üstünde en e, Müslümanca yaşayan ülke Yeni Zelanda. E diyeceksin ki Yeni Zelanda Müslüman değil. Onlar işte camiye gidiyor, namaz kılmıyor, oruç tutmuyor. Şimdi onu da açıklayacağız. Olay zaten namaz, oruç değil. Bunlar bireysel faaliyetler. Müslümanlık senin içinde ve Allah'la olan e, şey, şeyini ölçmüyor. Bu e, şeyler insanların birbirine ne kadar... İşte bizde e, Müslümanca davrandığını ölçüyor. Çok önemli bir laf vardır. Kendine Müslüman mısın sen? Hani kendine gelince iyisin, hoşsun ama başkasının haklarına geldiğin zaman coşuyorsun. İşte burada başkalarının haklarını düşünmek, başkalarına karşı ne kadar Müslümansın bunun kriterlerini tutuyorlar. 2018 sıralamasında ilk 44 ülke Müslüman değil. Ve ilk bu Müslümanlığa en uygun ilk ülke 2018'de 44. olan Yemen geliyor. İslami kriterlere en fazla uygun devlet yapısına sahip olan Müslüman ülke ise 45. sırada Birleşik Arap Emirlikleri oluyor. Bakın 45. sırada. Şimdi bu İslami Endeks listesi neye göre hesaplanıyor? Ve bu İslam Endeks listesini oluşturan kriterler nelerdir diye bir göz atmamız gerekirse neleri görüyoruz? Nasıl Müslüman olmayan bir ülke Müslümanlıkta birinci geliyor, onuncu geliyor? Bizden daha Müslüman nasıl oluyor? E bu oruç tutmuyor, hacca gitmiyor, namaza gitmiyor. Ondan sonra işte bizim şeylerimize uymuyor. Çünkü bunlar baz alınmıyor. Enneks oluşturulurken namaz veya oruç gibi kişisel ibadetler bu şeye katılmıyor. Bakın herkesin yaptığı kişisel ibaret kendini ilgilendirir. Burada kriter şu. Yani mesela örneğin hukuk ve yönetişim alt endeksinde hukuksal bütünlük, yolsuzluğun önlenmesi, güvenlik endeksi devlet etkinliklerine bakılıyor. Yani çalmaca, çırpmaca, işte başkasının hakkına tecavüz etmece bunlara bakılıyor Müslüman. Yaptığı ibadetler baz alınmıyor. Buradaki amacın yolsuzluğun yaygınlığını, mülkiyet haklarının güvenliğini, hesap verebilirliği, hukukun üstünlüğünü ve yönetim yapılarının etkinliğini ölçmekle ilgili olduğunu hatırlatmak isterim. Ve asıl olay da şu, insan hakları ve siyasi haklar konusunda da medeni ve siyasi haklar ve sosyal refah ölçüsü, sosyal sermaye, kişisel özgürlük, medeni ve siyasi haklar, kadın hakları, eğitime erişim, sağlık hizmetine erişim ve demokrasi düzeyi verilen verilerin değerlerini bizlere sunuyor. Yani bu minvalde yapılan bir çalışma ve kişisel ibadetler buna dahil edilmiyor. Şimdi burada bir listemiz daha var. Açayım gözünüzle görün. Sizin için emek verdim hazırladım bunları. Bakın şimdi ne olacak? Çok ilginç. Nereden nereye geldik demeyin. Buyurun. Evet. Şimdi ekranda neyi görüyorsunuz? Biraz önce ne dedik? Dünyanın en mutlu 20 ülkesi demiştik, değil mi? Neydi? Finlandiya, Danimarka, İzlanda, İsrail, Hollanda. Bu 2023'teki liste. Hani bu liste uzayıp gidiyor. 146 tanesini almadım. İlk 14 tanesini sığdığı için öyle bir seçme yaptım sizler için. Şimdi bakın şu kırmızı rakamlar 2018 yılındaki İslami endeks yani şu yedinci sıra ne demek? 2018 şurası İslami endeksindeki Yeni Zelanda birinci seçilmiş. İşte 9.20 bakın 10 üzerinden 9.20 yani neredeyse tamamen İslami bütün her şey. Ne yapmışlar? çalmamışlar. Yolsuzluk yapmamışlar. Liyakatsizlik yapmamışlar. Hak yememişler. Yalan söylememişler. Ondan sonra ne bileyim akrabasını işe sokmamış. Öbürüne torpil geçmemiş. Sınav sorularını çalmamış. Tecavüz etmemiş. Adam öldürmemiş. Ha bakıyorsun puanı bu. Ne oldu? Bir numara. İsveç ikinci. Hollanda 3-4-5 diye gidiyor. Peki bu sıralamada bakın bu Müslümanlıktan bahsediyorum. Türkiye 95. sırada değerli dostlar. Yani Türkiye dünyadaki birçok Müslüman olmayan ülkenin de gerisinde Müslümanlıkta. Müslümanların arasında 95. demiyorum. Müslüman olan olmayan ülkelerin arasında 95. Bu Müslümanlık adına çok aslında düşünülmesi gereken bir değer. Şimdi bakıyorsunuz buraya Norveç 10. ya. İzlanda dördüncü, Türkiye doksan beşinci. Ha, bizim Müslümanlıkla ne kadar ilgimiz alakamız kalmış bunun gözden geçirilmesi lazım. Şimdi bu 2018'deki endeks şu tablo şurası. Şu kırmızı rakamlar bu ülkelerin İslami endeks. 2018 hemen yanındaki siyah rakamlarda 2020'deki iki sene sonraki endeksleri. Şimdi bakın şu da baştaki rakamlarda 2023 yılındaki mutluluk tablosu. Şimdi Yeni Zelanda'ya bakıyorsunuz. Mutlulukta dünya onuncusu ama iki senedir yani 2018 ve 2020'de İslami endekste dünya birincisi. Şimdi diyeceksiniz ki Yeni Zelanda işte halkı kültürü şöyle olabilir. Tamam bakalım şimdi. İkinciye bakıyorsunuz. İzlanda 2023 Dünya Mutluluk Üçüncüsü. 2020'de de Dünya İslami ikincisi İslami Endeks'te. ikinci 2018'de de dördüncü. Bakın 2, 4, 3. Rakamlar nasıl tutarlı görüyor musunuz? Danimarka'ya bakıyorsunuz. Bu sene mutlulukta ikinci. Evet, 2018 ve 20'de 6. ve 7. sırada İslam'ı doğru yaşayan ülkelerde. Finlandiya 10. sırada İslami bu sene birinci gelmiş. Şimdi Hollanda'ya bakıyorsunuz. Dünyada 5. mutluluk seviyesinde ve 2020 ve 18'de dünya üçüncülüğü sabit bir şekilde bakın. Stabilliği görüyor musunuz? İslam'a bu dereceli uygun yaşayınca onunla oranlı bir şekilde mutluluk seviyen de yükselmiş. İsveç ikinci iken, dördüncü iken İslami Endeks'te mutlulukta da altıncı. Ne kadar birbirine yakın ve tutarlı görüyor musunuz? Norveç onuncu iken beşinciliğe yükselmiş iki sene sonra ve dolayısıyla mutlulukta da yedinciliği yakalamış. İsviçre beş ve sekiz zaten mutlulukta da sekiz. Lüksemburg 13. E, şeyde 9. mutluluk seviyesinde. Yeni Zelanda tamamen İslami şeylere uygun yaşıyor. Avustralya ve diğerlerinde görüyorsunuz. Dokuzuncu, sekizinci, altıncı, yedinci. Baktığınız zaman şu 14 rakamı şurada durdurup tekrar izleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu 14 tane mutluluk e, ilk 14 listesi neredeyse tamamen İslami indeks listesinin de yerleri değişiyor. Biri iken ikinci oluyor. Üçüncülük aynı kalıyor. İkinci dördüncüyken dördüncü ikinci olmuş. E tabii ki olacak. Ama bakın 150 ülkeden hangisi İslam'a gerçekten uygun yaşıyorsa o mutluluk ve refah olarak da en üst seviyelerde ilk 15'in içine girmiş. E peki diyeceksiniz ki ilk 15'in içinde bakın bakalım Müslüman bir ülke görebilecek misiniz? İşte asıl düşünülmesi gereken konu bence burası. Dünya, Müslümanlar ve Türkiye olarak biz İslamiyeti ve Müslümanlığı ne kadar doğru algıladık? Ne kadar doğru uyguluyoruz? Bakın, doğru uygulamak şu. Sen sabahtan akşama kadar ibadet ediyor olabilirsin. Ama tartıda hile yapıyorsan gidip başkasının hakkını yiyorsan, 5 liralık şeyi 100 liraya satıyorsan, ev kiranı hiç ihtiyacın yokken 10 tane 20 evin varken yine sen 3 katı, 5 katı, 10 katı kiranı yükseltme derdinde insanları sokağa atıyorsan sen gerçek bir Müslüman değilsin demektir. Şimdi bunları çok iyi anlamamız lazım. Bakın bu ülkeler bunları yapmayan ülkeler. Ve bakın bunlara Bizim bakış açımızıyla ben demiyorum haşa. Bunlara gavur demiyor mu Müslümanlar? Bunlar gavur ülkesi değil mi? O kara cahil Müslümanların gözünden baktığınız zaman bunlar kafir değil mi? Gavur değil mi? El alemin gavur dediğiniz ülkesi sizden daha Müslüman değil mi? Bunlar bilimsel ispatları, listeleri değil mi? Müslümanlar soruyorum Türkiye ile İslam dünyasına Müslüman dünyasına tüm dünyaya soruyorum hangisi Müslüman? Şimdi burada ben bu listenin devamını da sizlerle paylaşmak istiyorum çünkü gözünüzde görmenizi istiyorum. Buyurun size bu İslamilik endeksi tam listesi. Bakın 2020 yılında yayınlanan İslami endeks. Bakıyorsunuz burada. Genel endeksi Yeni Zelanda birinci sırada. 9.08 puan almış. En yüksek. Bu şey ekonomisi, hukuk bunları tek tek şimdi tartışmayacağım. Ama bu listeyi paylaşıyorum. Dileyen de bu vereceğim biraz sonra linkini de vereceğim sonunda. O linkten de şey yapabilir. İzlanda 9.03 ikinci gelmiş. Hollanda 8.93 üçüncü. İsveç dördüncü. Norveç beşinci. Danimarka 6. Yani şimdi bu ne demek? Bu ülkelerde nasıl oluyor da bunlar bizden daha Müslüman oluyor? Arkadaş Müslümanlık demez mi? Dinde zorlama yoktur. Kur'an'da böyle geçmiyor mu? Geçiyor. Şimdi siz Yeni Zelanda'ya gidin, İzlanda'ya gidin. Orada çarşafla da yürüseniz size karışan yok. Mini etekle de yürüseniz karışan yok. Evet Müslümanlıkta da karışma diyor. E siz gelin de şimdi Ramazan'da dondurma yiyen bir e, sigara içen birisini nasıl kaç seferdir hastanelik ediyorlar, döve döve öldürüyorlar. Şimdi bu Müslümanlık mı? Müslümanın böyle mi davranması lazım? İşte bunlar böyle davranmayan ülkeler. Müslümanlığı camiyle, ibadetle, namazla sınırlı görmememiz gerekiyor. Bunlar iyilikle hukukla, adaletle, insanlıkla, insan haklarıyla, başkalarına nasıl davrandığını, küçüğünü sevmekle, büyüğünü saymakla, yani hırsızlık, yolsuzluk yapmamakla ölçülür Müslüman'ın iyisi, kötüsü. Bunlar günah değil mi? Bu kadar günah Müslüman olur mu? Dini öyle bir hale getirdiler ki, maalesef ki en büyük suçları işleyenler bu ibadetleri yaparak kendini temizlediklerini düşünüyorlar. Yani bir sabun gibi bir ayıraç gibi kötülüklerden arınma şey olarak görüyor. Yani istediği kötülüğü yapmayı kendinde hak görüyor. Böyle Müslümanlık olabilir mi? Bu devletler bunu yapmıyor. Bakın İrlanda, İsviçre, Kanada, Finlandiya, Almanya, Avustralya, Lüksemburg, Avustralya. Devam ediyoruz. Şimdi oradan sonra ne geliyor? 15. Birleşik Krallık, Japonya, Belçika, Estonya, Slovenya, Malta, Portekiz. Görüyorsunuz, görüyorsunuz. Amerika 26. Kore, Singapur, İtalya, Litvanya, Mariotris, Letonya, Şili, Slovakya, Polonya, Kıbrıs, Uruguay bile 37. sırada. Nerede Türkiye? Geliyor bekleyin. Peki. Şimdi 38'den devam ediyoruz. Nereye geldik? Kosta Rika, Macaristan, Hırvatistan, Yunanistan, İsrail ya ayıp ayıp bak Yunanistan 41. İsrail 42. Müslümanlık endeksinde ve ilk Müslüman ülke 42. 3. Sırada Malezya Sizce de bir tuhaflık gariplik ve olmaması gereken bir durum değil mi? Senin burada gevur dediğim şu dediğim bu dediğim İsrail'e bak Yunanistan'a bak. Senden benden Müslüman İslami koşullara uygun yaşıyor. Nasıl oluyor bu iş? Ve bakıyorsunuz sonra Bulgaristan Romanya geliyor. Ondan sonra ikinci Müslüman ülke Birleşip Arap Emirlikleri. 47. sırada geliyor. 47. Sonra 3. Müslüman ülke 51. 4. 53. 5. Müslüman ülke Kazakistan 59. Yani 60 tane ilk 60'a giren ülkelerin arasında sadece beş tane Müslüman ülke var. Bunlar da 43. Den sonra listeye girmeye başlıyor. Bu Müslümanlığın yanlış uygulandığını ve yanlış uygulanan dini e, hataların ülkeleri ve milletleri nereye sürüklediğini bence haritasıdır. Şimdi bakın burada neyi görüyoruz? Evet şurada Endonezya, Umman diye Güney Afrika filan gidiyor. Gidiyor gidiyor. Bakın gidiyor. 80. sıraya geldik. 83. sıraya geldik. Nerede? Türkiye hala yok. Bakın burada geldik geldik geldik. Nerelere geldik? Ekvator, Kenya, Fas 97 ve Türkiye. 100. sıradayız. 100. sırada. Bakın şöyle pardon. 100. sıradayız. 3,88 İslami endeks notumuz 3,88. Yani işte yüzde 98 Müslüman ülke diye böyle gurur duyuyoruz. Hani herkes Müslüman işte dini bütün burada işte şöyleyiz böyleyiz. Bizim Müslümanlığımızın Kur'an'a, İslam'a uygunluğuna bakın yani iyilik ve e, küresel ölçüdeki ee, İslami değerlerine bakın. 10 üstünden 3.88 alıyoruz. Hep beraber oturalım, düşünelim. Çünkü bizden sonraki ülke Malawi. Bakın o da bizden çok az bir şeyle. Bizden önceki ülke bakın 99. 3.92 bizden. Benim. Benim neresi ben bilmiyorum. Adını bilmediğim ülke bizden daha Müslüman yakıştırabiliyorsanız kendinize siz bilirsiniz. Ve bakın burada 151 ülke var. Hepsinin burada notları var. Durdurun bu endeksleri bir ilgileyin. Bu yeşilimsi olanlar Müslüman ülkeler. Şunlar. Ve bakın 151. ülke gene Suriye, Afganistan, Suda. Bakın hepsi Müslüman ülke. En kötü Müslümanlığı yaşayan, uygulayan ülkeler yine Bakın ne kadar yoğun görüyor musunuz şurada? Pakistan, Nijerya, İran, Moritanya, Irak, Libya, Sudan, Afganistan, Suriye. Kaynak da bu. İslamilik endeksleri ve buyurun girin buraya araştırın. Doğru mudur, değil midir? Kendiniz görünüz. Ve şimdi burada şunu tekrar çıkalım. Evet. Şimdi hocam nereden nereye geldik demeyin. Ben şunu iddia ediyorum. Neyle başladık? Dünya Mutluluk Endeksi. Dünyada mutluluğu yaşayan ülkeler esasen esasen küresel anlamda, global anlamda İslamiyeti düzgün uygulayan ülkelerin ta kendileri. Bunu bu gözle lütfen değerlendirin. Ama İslamiyeti, Müslümanlığı düzgün uygulayan ülkeler arasında Müslüman ülke yok. Yarıdan sonra geliyor. Yani bu ne demek? Müslümanlığı yanlış uyguluyoruz, yanlış anladık, yanlış yöne gidiyoruz ve bu bizi mutsuz ediyor. Tabii ki mutsuz eder. Çünkü saçma sapan şeylerin arasında bizi boğdular. Din kisvesi altında yaptı, özgürlükler kısıtlanıyor anlamsızca. Allah'ın kısıtlamadığı özgürlüğü kullar kısıtlıyor. Allah'a kulluk edeceğimize kullara kulluk ediyoruz. İşte bunlar bir insanı, bir ülkeyi mutsuz eden en önemli etkiler. Ben de bilimsel olarak sizlere bunu sunmaya çalıştım verilerle. En önemlisi benim bu çalışmada gördüğüm harika bir söz var. O da şu bu kadar şey anlattık. Sonuç nedir derseniz. Diyorum ki 2018 İslami Endeksinin basın duyurusunda bakın çok önemli. Türk kökenli bir Mısırlı alim var. Muhammed Abduh. Ve bu 100 yıl önce söylediği bir söze atıf yapılıyor. Yani Mısırlı bir alim olan Muhammed Abduh'un Türk kökenli bir e, Müslüman olan Muhammed Abdü'nün 100 yıl önce neredeyse cumhuriyetle yaşıt olan bir sözü var. O da şu. Diyor ki tüm bu listeleri gözünün önünüzde getirin ve şimdi 100 yıl önce söylenen şu bir Türk'ün söylediği söze dikkat edin. Programımızı böyle bitirelim. Batı'ya gittim. İslam'ı gördüm. Ama Müslüman yoktu. Doğuya döndüm, Müslümanları gördüm ama İslam yoktu. Son sözüm bu. Bakın, yüz yıl önce de Batı'da İslam'ı gördüm diyor bir Türk Müslüman, Mısırlı alim. Yani Batı'nın Müslümanlığı çok daha doğru uyguladığını gördüm. Doğuya dönüyor, Müslümanlar var evet Şahıs olarak Müslümanlar ama İslam yoktu diyor. Müslümanlığa olduğu gibi olması gerektiği gibi uyan yoktu. Bu muhteşem sözle herhalde ne dediğimi anlıyorsunuz. Dünyanın en mutlu ülkeleri hem ekonomi yolunda hem sosyal anlamda hem her tür anlamda işte sizlere bunların hep bilimsel verilerini sunmaya çalıştım. Bir bakıyorsunuz İskandinav ülkeleri rahatlar. Dayatma yok kimse kimseye karışmıyor. Paraları da var özgürlükleri de var arabası da var evi de var atı var katı var yatı var. Mutlu savaşmıyor didişmiyor rahat insan gibi yaşıyorlar. E bizim de hakkımız değil mi? Ama biz bu hakkı öncelikle bu İslam camiası ve Müslüman'ın yanlışlarını ayıklayarak bu e, yanlış sistem içinden çıkmamız lazım. Bakın Müslümanlıktan çıkmaktan bahsetmiyorum. Müslümanlığa uymayan şeylerden Müslümanın özüne dönmekten bahsediyorum. Çünkü paylaştığım bu listeler Müslümanın özüne Müslüman olmayan ülkelerin uyduğu zamanki, Müslüman olmayan ülkelerin bile uyduğu zamanki mutluluk ve refah seviyesini bilimsel olarak gösteriyor. Şimdi bir ülke olur anlarım. İki ülke olur anlarım. Üç, beş, altı, yedi, on, on beş. Ama 150 ülkenin içinde ilk Müslüman ülke 45. geliyorsa Müslümanlığın özünden saptığını düşünüyorum. Ve 100 yıl önce de bunun sinyallerini gören alim olanların gördüğünü ve bu alimlerin 100 yıl önce bunu ülkemizde de gören alimler gelmişler. Çok önemli işler başarmışlar. Ama 100 yılda bu işler yine sarpa sarmaya başlamış. Bakın en mutsuz ülkeler yine İslam ülkeleri. Neden? İslam'ı kullanarak bu ülkeleri bu hale getirdiler. Buna dikkat etmemiz lazım. Neden lazım? Çünkü ben Müslümanların da mutlu olmaya hak ettiğini düşünüyorum. Bu kadar mutsuz Müslüman ülke, İslam ülkesi yazık diyorum. Ama dini ne olursa olsun bakın insanın mutlu eden şey din olsaydı bütün Müslümanlık refah içinde, mutluluk içinde olurdu. Ama yapılan ibadet değil, insanca yaşamak Müslümanlığın göstergesi olması lazım. Birbirlerine adaletli davranan, saygılı davranan, yaşam hakkı tanıyan, özgürlük tanıyan ılımlı olan, adaletli olan kişi Müslüman olabilir. Bunlara uymayan insan zaten Müslümanlıkla alakası yoktur. İstediği ibadeti sabahlara kadar yapsın. Sonuçta kötülük, yalan, hırsızlık, arsızlık, ondan sonra yolsuzluk yaptıktan sonra bunun adı ne İslam'a yakışır ne Müslümanlığa yakışır. İşte bizim yapamadığımızı yapanlar bugün dünyanın en mutlu ülkeleri olmuş. Ben ülkemi de Müslümanları da bu refah seviyesinde olmasını hak ettiğini ve olması gerektiğini düşünülerek bu programı e, sizlere sundum. Herkes lütfen bu konular hakkında derin derin düşünsünler ve bu konudaki yorumlarınızı da bekliyorum. Şimdi saat 12'yi geçmiş. Birazcık bir 15-20 dakikada sorularınıza yer verelim. Sonra bu konuyu sizler de düşünmeye davetlisiniz sevgili dostlar. Evet, şimdi bakalım. Hemen ayarlamalarımı yapıyorum ve sorularınızı alıyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani e, dünyanın en mutlu ülkeleri yıllardır İskandinav ülkeleri hiçbiri Müslüman değil. Bu size tesadüf gibi görünüyor mu? Biz neyi yanlış yapıyoruz? Bu ülke daha iyisini hak etmiyor mu? Müslümanlık daha iyisini hak etmiyor mu? Nerede tuhaflık var? Bunları sizlerden bekliyorum. Evet. Necdet Necdet İhraç. Hocam ne diyeyim? Dinle sağlık hakkına helal et. Helal olsun. Teşekkürler. Aa gül is O gömlek stil güzel ancak renkler size yakışmamış. Ekranda güzel görünmüyor. Hayal. Ben de bayılırım böyle canlı renkleri. Ne yapalım artık yazın Datça'da da giymeyeceksek nerede giyeceğiz bu gömleği? <laughs> Tam buraların gömleği. Esenlikler, iyi geceler. Evet. Lord Zilla çakralarımızın zarar görmediği dönemler. Aysun Kahraman ses çok iyi. Teşekkür ediyoruz. Ramze Temiz, lise benim de hayatım çok mutluydu. Sevgi, saygı, gelenekler henüz tükenmemişti ve bir değeri vardı. Kesinlikle katılıyorum. O günleri ben şiddetle özlüyorum ve mutluluk endeksine baktığınız zaman Türkiye'nin genel olarak orada mutlu olduğunu görüyoruz. Dünya genelinde de mutluluğun yukarıda olduğunu görüyoruz. İnşallah tüm dünya milletleri olarak tekrar aynı seviyelere yükseltebiliriz. Daha Öztürk, ah evet hocam sokakta oynardık, bahçelerde dalardık, çok mutluyduk. Evet o daldığımız bahçelerde hele bir de kovalandık mı adrenalinden daha da mutlu olurduk. O işte kirazcı, erikçi, tutçu. Ondan sonra sahibine yakalanmamak, o ağaçlara maymunlar gibi tırmanmak gerçekten mutluluk veriyormuş. Yipser Yılman, Gonca'nın mutlulukta bir frekans aralığında. E tabii ki öyle mutluluk frekans ama bu kadar farklı frekans gelince bizim mutluluk frekansımız da rezonan oluyor ve gerektiği seviyelere çıkamıyor. Bilicik sağlıklı olmak en büyük mutluluk. Kesinlikle katılıyorum. Ama bakın sağlıklı olmak yani e, uçağa düşmüş bir adada tek başına insan da sağlıklı olabilir. Bu bir devletin ona sunduğu bir imkan değildir. Ama millet olarak, devlet olarak siz e, mutluluktan bahsediyorsanız o zaman tabii ki başka şeyleri de so sorgulamamız lazım. Serap Öztürk merhaba demiş. Merhaba. Değişim sonsuz. 21 sene önce benim kahkahalarım vardı. Artık yok. Bakın hepimiz aynı du duygulardayız. Ama bunu yeni nesil bilmiyor. Çünkü 21 sene önce onlar yaşamadılar. Ya da 31-41 sene önce bu dünyada olmayan yeni bir nesil var. Maalesef ki onların mutluluk anlayışı işte belli telefon markalarının belli modelleriyle sınırlı. Onu alırsa mutlu. Değilse mutsuz oluyorlar. Ne kadar dar bir alan. Evet. Sümerli Kervancı tam da düğüne denk geldi yayın. Bir şey duyulmuyor sesten ama Hakan Hocam görüntüsü yeter. Çok teşekkür ediyoruz. Allah mesut etsin siz, sizin düğününüz eğer. Yoksa da kiminse ona etsin diyelim. Lord Zilla ülkelere yayınlamış. Evet frekansları ayarlamak lazım işte. Ayarlamak gitgide daha zorlaşıyor. Değişim sonsuz. Aile arkadaş sevgisi çok fazlaydı. Cep telefonu olmadığı zamanlarda bile çok sık görüşüyorduk. E şimdi cep telefonunda görüntülü aramak varken kim kime kalkacak, gidecek. Ondan sonra benzin olmuş 35 lira. Ondan sonra trafik var, şu var, bu var. İki tuşa dokunuyorsun, geliyor. İyi mi, kötü mü? Teknoloji alın size. İyisi de var, kötüsü de. Şimdi güzel Lord Zilla bir bilgi ver, paylaşmış. E, 2023'te kişi başına en yüksek milli hasılaya sahip ülke Lüksemburg'tur demiş. Yaklaşık 650 bin nüfusa sahip bir Avrupa ülkesi kişi başına düşen e, gayri safi milli hasıla yaklaşık 127 bin dolardır. Yani 127 bin dolara bizim millette gayet mutlu olur diye düşünüyorum. Ama bizde ne kadar bilmiyorum fakat bundan çok 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 daha düşük olduğunu ve bir de bunun dolar ve Türk parasıyla hesap ederseniz bir de öyle üçe bölün işte çıkan sonuçlar kimseyi mutlu etmiyor artık maalesef. Uyarıyorum Kayseri acayip mutlu. Neyle mutlu bizle de paylaşırsa biz de mutlu olalım. En kötü yıllardayız izlemiş Gonca Hanım. Yani bence en kötü yıllarda değiliz. Dünyayı daha da kötüye sürüklemek isteyen bir güruh var çünkü. Bunlar da elinden geleni arkaya koymuyorlar. <laughs> Tabii ki eldekiyle mutlu olmak çok önemli. Ondan sonra yetinmeyi bilmek çok önemli. Sonra malla, mülkle, parayla, pulla değil. Asıl mutluluk herkesin içindedir. Bu ayrı bir konu. Ama böyle diyerek tüm haklarımızı da e, Dünyanın 13 ailesine hediye etmek de çok akıllıca bir iş değil tabii. Evet. Burcu hanım atanamadım öğretmen oldum. Sözde babamdan aldığım yetim maaşı 7830 oldu. Faturalar, yiyecek, içecek ortada. Zor durumda nasıl mutlu olalım? E şimdi 7800 lira çok düşük bir rakam bakın 127 bin dolar yani e ne olur aylık 10 bin dolardan fazla gelir olan ülke. Bir de bize bakın tabii ki öfke de artar mutsuzluk da. <laughs> Göksu Gökmen Kılıç hepimiz antidepresan e, de, içiyoruz maalesef sakın içmeyin o da bir tuzak. Mutsuz olun ama antidepresan içmeyin. Yüzleşin mutsuzluğunuzla. Bir de onların dertlerini çekmeyin. Damla Atik'te kimlere yapıyorlar bu anketleri acaba? Neyse ki manipüle edilmemiş cevaplar. Şimdi ee, çok büyük işte 150 binden fazla insanla konuşulmuş <laughs> her ülkede. Bence daha detaylandırılırsa bizim ülke adına daha negatif sonuçlar çıkabilir diye düşünüyorum. Ama bizim TÜİK verilerine baktığınız zaman bakın Türkler neyle mutlu oluyor? O soruları soruyorlar. E, cevaplarda aa mutluluktan uçuyoruz. Za gidecek neredeyse yani. Ama gerçekte böyle mi? E değil. Yani baktığınız zaman üfe tüfe rakamlarına bakın. Bir de çıkıp şarjda pazarda etiketlere bakın. Aradaki farkı herhalde herkes artık biliyordur diye düşünüyorum. Bireysel olarak mutlu ya da mutsuz olabiliriz ama genel olarak mutsuz bir toplumuz. Evet, yani yine söylüyorum ya en az gülümseyen ülke ya. 150 ülkeden biz niye gülümsemiyoruz? Gülümsemeyi unutturdular bize. Bu bizim hakkımız değil mi? Biz de gülmek istiyoruz. Yani bu konuda şöyle bir şey var. Michael Jackson konser vermek için işte böyle bir şey için Türkiye'ye geliyor. Bunu böyle lüks bildiğimiz İstanbul'a geliyor. İstanbul'u gezdiriyorlar. Yani kimse onu görmüyor ama o bakıyor böyle yolda işte e, şeyleri dolaşıyor. İlk söylediği şey ne oluyor? Bu insanlar neden gülmüyor? Sokakta diyor yüzü gülen kimse yok diyor. Bizde böyle değildir diyor. Yani hani böyle biri birbirine göz göze geldiği zaman hemen bir tebessüm eder diyor. Bir Gülen bir yüz görürsün diyor. Neden buradaki insanlar gülmüyor? Ki ne zaman rahmetli olmuştu e, bilmiyoruz tabii. Ama yıllar öncesinde çok güzel bir tespit bence. Evet, iyi yayınlar demiş. Harita ekranda. Evet. <laughs> Yipser, yipman. Finlandiya'ya gidiyorum, gelen var mı? Zaten herkes kaçıyor. Yani çok üzücü bir durum. En zeki insanlarımız, en yetenekli insanlarımız burada e, adil bir şeyle e, imkan sunulmadığı için maalesef ki beyin göçü oluyor. Parası olan insanlar yine göç ediyor gidiyor. E burada ne oluyor? Mutsuz olan insanlar burada kaldı. Ve baktığınız zaman e bunlara milyonlarca mülteciyi de eklerseniz bence çıkan sonuçlar az bile. Evet. Serdar Kankatan konu çok bıçak sırtı bir konu ve gerçek sebeplerini orada ne sen bahsedebilirsin ne de biz yorumlara yazabiliriz. Orası doğru. Ben sadece gerçek sebeplerinden değil mutsuzluk endeksiyle e, dini inançların arasındaki ilişkiyi kurmaya ve dünyada Türkiye'nin e, ne konumda olduğuna, nereye doğru sürüklendiğine dikkat çekmek için bu programı yaptım. Evet, Güney Afrika Cumhuriyeti 5.2, Türkiye 4.2 sanırım gözüküyor mu? Dalyama. Yani Güney Afrika Cumhuriyeti bizden daha üst sıralarda. Bence olmamalı. Evet. Ali soru sormuş. Bizim eşik çizgimiz mi çok yüksek acaba? Ya Türklerin eşik e, seviyesi bence en düşüklerden bir tanesi. Biz azla yetinmeyi bilen bir ülkeyiz. Yani Çanakkale Savaşı'nda Akşam yemeği listeleri var. Kimse şikayet etmiyor. Açın bakın neler yazıyor. Yani bu ülke ne zorluklara gıgını çıkarmamış. Gelmiş. O zaman da mutlu yeter ki huzurumuzu bozmasınlar. Elvosluçuk hocam Miami'de misiniz? Zengin tişörtü giymişsiniz. <laughs> yok zenginlikle alakası yok. Miami'de değil değilim. Ama bakın mutlu olmak istiyor musunuz? Olmak isteyen her yerde olur. Mutlu olmak için Miami'ye gitmek gerek yok. Bence Datça Miami'den daha güzel. Dünyanın en güzel denizi burada. En güzel ortam e, burada. Yani bu kadar güzel yerlerimiz varken mutlu olmak isteyenler hala şansını zorlayıp olabilirler. Mutluluk ve zeka düz orantılı galiba Şevket Hoca. Tam tersi. Mutluluk eğitim ve zeka arttıkça ters orantılı oluyor. Cehalet mutluluktur diye bir laf var. Türkiye'de ispatlı. İnşallah seneye dünyanın en mutlu ülkesi biz oluruz dedik ve Dünya adlı takipçimize katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Stop it. Vallahi kimlere kimlere yapılıyor bu anket. Ben etrafa bakıyorum. Herkes bir hava, insta, sosyal medya. Hepsi bir mutlu mesut. Vallahi sefiller falan ama ama. Yani o görüntüye bakmayın. Genele bakın. Herkes mutlu olsun biz kimsenin mutsuzluğunu istemiyoruz. Mutlu olalım istiyoruz. Bakın mesela Ş isimli bir takipçimiz Başbakanlığa bağlı mühendis olarak günde 13 saat 12 yıl çalıştım. Emekli maaşım geçen aya kadar 3000'de diyor. Şimdi 3 bin lira kaç dolar ediyor? Şimdi o doları alın da hadi siz Miami'ye tatile gidip mutlu olun. Nasıl olacaksınız? E bu ekonomik olarak maalesef her gün mutluluğumuz elimizden kayıp gidiyor. Çünkü Türk parasının eriyip gittiği yılları yaşıyoruz. Hiç bu kadar hızlı eridiği dönemler yani benim hayatım 45 senelik hayatımda olmamıştı. Belli bir dönemde devalüasyon olmuştu. Dolar 630'dan işte 1200 küsürlere iki katı patlamıştı. Büyük bir sansasyon ama yani senelerce o stabilitesini korudu. Şu anda çok büyük dalgalar var ve durdurak bilmiyor. Güney Tuz'un da döviz kuru ile doğrulu orantılı bir grafik var verilere gö e göre. E tabii maddiyat çok büyük. Ee, mutlu etmese de sıkıntıları çok güzel enge örtbas edebiliyor. Maddiyatın öyle bir şeyi var. Mutlu olma ihtimalinize arttırıyor. Yoksa siz mutlu bir insan değilsiniz. Trilyonlar verseniz de mutlu olmayan insanlar var. Evet. Para var, huzur var demiş Dali ama. Bakın program içinde söyledim. Parası en yüksek ülkeler, en mutlu ülkeler değildi. Yine mutlu olmayı bilmek ayrı bir şey. Bizim biraz daha şu ekonomimiz rahat bir e, seviyeye yükselse biz onlardan çok daha mutlu oluruz. Ben buna inanıyorum yani. Slabit Kuzey ülkelerinde nüfus az, yabancı sayısı az. Bakın çok güzel bir şeye değinmişsiniz. Şimdi 15 milyon mülteci var. Ve bunların hepsi mutsuz. Mutlu mu? Hiçbir şey yok burada. Ev yok, barkı yok, geleceği yok. Yani tabii ki mutsuzlar. E bu kadar mutsuz insanı aramıza alırsak ne olacak? Mutluluk seviyesi düşmez mi? Tabii ki düşecek. Ekonomi düşmez mi? Düşecek. Peki bu kadar insanı buraya almalı mıyız? Daha da alıyoruz. Hala alıyoruz. Neden alıyoruz? Almamalıyız. İşte ben de bunları anlatıyorum. Ama yani sonuçta ülkeyi biz yönetmiyoruz. Biz de bir vatandaşız. Az yabancı, çok mutluluk. Doğru, katılıyorum yani. Çünkü onlara da biz bakıyoruz. Zaten ekonomi bozuk. Bir de onlar geldiği zaman gün geçtikçe daha da bozuk bir e, maalesef hal alıyor. Kuzey Kore'ye mutluluk. Tanerşide sıralamasında kaçıncı demiş. Onu bilmiyorum. Orada yapılmamış olabilir. Dünyadaki tüm ülkeler değil. Çünkü bakın 156 ülke ve 200 küsür ülkeden demek ki 50-60 tanesi bu şeyin dışında demek ki kabul etmemişler. Listede görmedim. Ama paylaştığım listelere bakın. Belki de vardır. Tek tek hepsini ezbere bilemiyorum. Erhan Bey 25 yıldır Moskova'da yaşıyorum. Defalarca gittim. Eğitimli insanları anında alıyor ve maaşlar mükemmel diyor. E şimdi ne oluyor? Eğitimli insanları Moskova'ya kaptır. Parası olanları Miami'ye yolla. Öbür taraflı iş adamını bilmem nereye Çin'e yolla. E ne oluyor? E Türkiye'de mutsuz olanlar yoğunlaşıyor. Mutlu olacak insanlar hep başka ülkelere kaçıyor. Kaçırmamamız lazım. Şevket Hoca bana paranın kaç dolar olduğunu söyle sana ne kadar mutlu olduğunu söyle. <laughs> Güzel bir formül yapmış. Ama para her şey demek değil. Bunu bizim milletimiz gayet iyi biliyor. Yani bu işleri sadece paraya, ekonomiye bağlamak değil. Ülkece huzurlu olmak ayrı bir şey. <laughs> Serdar Yavuz teşekkür ediyoruz. Serdar Kankatan. Yorumumu geri alıyorum. Yanıttın beni Hakan Hocam. Her zamanki gibi gerçekleri çatır çatır söylüyorsun. seviyorsun. Teşekkür ediyorum. Ya ben adil olmaya çalışıyorum. Elimden geldiği kadar. Tabii gelmediği konularda var. Elbide Türk ben, Hakan Bey bu gibi istatistiklere inanmıyorum. Politik olduğunu düşünüyorum. Burada üç gündür hava yağıştı, mutlu olamıyorsunuz. Kaldı ki İsveç, İngiltere hep yağış, hiç katılmıyorum bu listeye. Şimdi yağışla ilgili iklimsel mutluluk bu şeyin içinde değil. Ayrıca burada da pişiyoruz. Bu da başka bir dert. Sıcak olsa insanlar mutsuz, yağış olunca mutsuz. Yani bunun <laughs> iklimin böyle cennet gibi 23 derecede tam istediğiniz ikbari iklimiyle ilgili bir e, bölge var mı dünyada bilmiyorum. Ama bu iş iklimle ilgili değil. Evet. Aysel Altaş saygılarımı sunuyorum. Hakan Hocam ne kadar çok doğru söylüyorsunuz. Sizin gibi değerli insanlar olduğuna gurur duyuyorum. Hakan Bey sağlıklı kalın. Bakın en azından Aysel Hanım'ı mutlu etmişiz. Ne güzel. Parayla pulla değil bilgiyle de mutluluk oluyor yani. Teşekkür ediyoruz kendisine. İsa'yı ilginç hep korku içindeler. Nasıl bu kadar mutlular diyor Erhan Bey. Bir e, bildikleri dayanakları var herhalde. Arka sağlam. Erhan Akbulak siyasi İslam bitsin yavaş yavaş mutlu olmalıdır. Yani baktığınız zaman bakın bu mutsuz olan Müslüman ülkelere IŞİD ne kadar Müslüman. Size bunları söylemeye çalışıyorum. Yani o da Allah'a ekber deyip kafa kesiyor. Bu Müslümanlık mı? Siz bir Müslüman olarak bunu Müslümanlığa kendinize ve dininize yakıştırıyor musunuz? Ben yakıştırmıyorum. Ve artık iyi ile kötüyü ayrıştırmak lazım. Yani bunlar bu şeyin içini boşalttılar. Bütün dünyayı da İslam Müslümanlığı fobi haline getirdiler. Hele gençler hepsi yarı ateist, yarı satanist oldu. Yani Müslümanlıktan nefret eden bir nesil yetişti bu yanlış Müslüman davranışlar yüzünden. Evet. Nurşen kul attı. İnsan değersizleştirdiği zaman mutsuzdur. Güvensizlik duygusu, gelecek ve özgürlük kaygısı. Doğru. Bunlar işte önemli şeyler. En önemli şey aslında özgürlük, güven. Bunlar tüm milletlerin ihtiyacı olan ortak değerler. Deniz Anası çok alakası ama Hakan Hocam gönlünüze bayıldım. İyi teşekkür ederim. Bir de sevdi. Sonunda. Of off the record, Hakan Hocam bu tür konularda maalesef doğru olmayan verileri paylaşılabiliyor. TÜİK'in özellikle pandemi döneminde gizlediği açıklamadığı veriler çok polemik konusu olmuştu. Bakın ben size şunu Tü, e, sunmaya çalıştım bugün. Dünyanın dünya genelinde yaptığı bir çalışma var, Türkiye'de bunun içinde. Sonra Türkiye'nin kendi içinde yaptığı aynı çalışmayı sundum ve bunların tutarsız olduğunu göstermeye çalıştım. Buradaki soru ve e, yani tutarsız olan yerleri de açıkladım. Yani orada özellikle seçilmiş herkesin mutlu olacağı şeyi seçiyorsun. Ondan sonra onlarla belli bir dengeye getirttiriyorsun. İstediğin dengeyi yakalayınca çekiliyorsun. Yani bunu başka konularda da yaptılar. Ama ben ikisini de yayınlıyorum. Mutlu diyeni, mutsuz diyeni, işte ülkemizde yapılanı, yurt dışında yapılanı kendi yorumlarımda yapıyorum. Ve size de bu konuda katılıyorum. Değişim sonsuzluğa enflasyon rakamlarına benzemişti. Yani evet, öyle sorular hazırlarım ki ben, yani 10 tane soru hazırlarım. %70'inin ya da %60 hedefiyle istediğim soruları değiştirerek verilecek cevapların aslında e, altyapısını hazırlamış olurum. Bunlar zor şeyler değil. Ama ben sadece yurt içindeki şeyleri versem bambaşka bir tablodan bahsetmem lazım. Ama yurt dışındakiler dünya geneli hani Türkiye'de kandırdın. E sen Türk halkını kandırdın, bütün dünyayı kandıramazsın. TÜİK verileriyle yani bütün dünya Türkiye'nin nereye gittiğini görüyor. Söylüyor, bunu bilimsel olarak da paylaşıyor. Sen kendi halkına istediğin gibi manipülatif değerler ver istersen diyor. Evet. Erkan Akbulak, TÜİK'in rakamları paylaşıldıysa ben gider. Siz gitmeden önce beni bir dinleyin, anlayın. Ondan sonra karar verin. Aceleci davranmayın. Ben de sizden aynı şeyi söylüyorum zaten. Ama ben iyisiyle, kötüsüyle bakın diyorum ki TÜİK bu konuda yani seç, se, e, belli kriterleri seçmiş. Alacağı olumlu cevapları kendileri soruyla organize etmiş diyorum. Yurt dışında durum bu değil diyorum. O kadar listeden bunu anlıyorsanız vallahi yandık. Evet. Emel Hanım, Can Hocam sizi dinleyince ben mutlu oluyorum. Gerisini mutluluğunu bulamamış olanlar düşünün. Sağ olun, var olun. Ne mutlu. Sizleri mutlu edebildiysek. <laughs> Of the record hocam bu mutluluktan ziyade mutsuzluk tablosu olabilir mi? Yani mutluluk tablosu ama bu tabloda biz son sıralara yaklaştığımız için tabii aslında bizler için mutsuzluk ama Yeni Zelanda'daki için bir övünç kaynağı ve mutluluk tablosu. İşte burada nerede olduğumuz konumumuz önemli. Evet. Beğendim beğenmeyi unutanlar beğensin lütfen demiş Sümerli Kervancı. Teşekkür ediyorum. Tabii ki beğenileriniz, yorumlarınız ve paylaşımlarınız yani bizler için çok değerli. Sadece bizler için değil YouTube için de öyle. Aynı şekilde Hakan Yedicen YouTube kanalımla lütfen e, takip edin. Çok önemli videolar var. Orada da yorumlarınızı, paylaşımlarınızı eksik etmeyin. Çünkü oraya şu an vakit ayıramıyorum. Ama inşallah orayı da canlandırmak için Oraya da videolar hazırlayacağım. Evet. Tabii Türk dizilerini seyredenler ve Survivor en mutlusu onlar. Dünya bassa duymazlar. Yani bu da bir seçim işte. <laughs> yani o kitlenin içinde kalıp mutlu olmak ama kafayı kuma gömmek sizi mutlu edermiş saatten sonra bence beni ve bu kanalı takip edenler bu şekilde mutlu olamazlar artık evet Nadir Uludağ söylemiş. Biz çocukluğumuzda kendi kendine doyuran ilk sekiz ülke arasındayız diye gurur duyardık. Şimdi yerli ve milli ithalatta gurur duyuyoruz. İşte kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Biz ilkokulda ne yapardık? Türkiye'de ilkokulda şu bölgede şu yetişir. Şurada işte buğday yetişir. Burada arpa yetişir. Burada işte mercimek yetişir. Burada portakal yetişir. Ne kadar güzel bir ülkemiz var. Mutluluğu hak ediyoruz ticareti hak ediyoruz. Her tür bitkiyi, tarımı, yeraltı, yer üstü kaynaklarına sahibiz. Üç tarafımız denizle çevrili. Bence sonuç bu listedeki yerimiz böyle olmamalı. Aile boduk seksek oynarken bile mutluyduk 80'lerde. Vallahi mutluyduk. İp atlayan kılsızların lastiğini keser kaçardık. O bile çok zevkliydi. Haklarını helal etsinler. Evet, yavaş yavaş sonlara doğru geliyoruz. <laughs> Stafit ben 80'lerde hiç mutlu değildim. Yaşıtlarım Ferdi Ümit Besen e vesaire dinlerlerdi. Ben Ram DMC, Michael Jackson, Metallica ve ben bisiklete tornete binerdim. Yaşıtlarım dantel herdi. <laughs> Bence siz daha mutlu yaşamışsınız. Mutsuz değil. Evet. Akay Karaca. Neden tüm bu konuları anlatanlarla birlikte birleşip bir çoğunluk oluşturup çok büyük kitleler haline gelerek olanları tüm ülkeye hatta dünyaya duyurmuyorsunuz? Hocam yıllardır anlatıyorsunuz. Değişen ne? Şimdi burada... Bu işleri anlattığımız için suçlu pozisyonuna düşürüldüğümü hissediyorum. Bu suçu kabul etmiyorum. Çünkü herkes bakın, kitleler, ben bir kişi bunu düşünüyordum. Şu an yüzlerce kişi bu bilgilere ulaştı ve birbiriyle bir diyalog oluşturuyor. Ben kar topundan bir çiğ yaptım. Evet siz de bunun üstüne bir şeyler etkileyerek, bunlara katılarak, siz de siyasi parti kurabilirsiniz, bir e-posta atabilirsiniz, siz de bir şey yapabilirsiniz, siz de bir site açın, yani bu şeyi beğendiniz mi, paylaştınız mı? Kendi adınıza ne yapıyorsunuz? Herkes kendiyle ilgili yapabilecekleri kadar yani gün 24 saat ancak bu kadarını yapabiliyoruz yani. Elimizden gelen bu. Yıllardır anlatıyorsunuz ne değişti? Ben size değişen şeyleri söyleyeyim. Dünyanın her yerinde uyanış başladı. Dünyanın her yerinden dinleyenler, izleyenler, işte turlarımıza, seminerlerimize gelenler aydınlananlar oldu ve bu aydınlananlar çevrelerine de bunları sorgulama başladı, araştırma başladı. Bu konuların aslında bize anlatılmadığı gibi binlerce belki on binlerce insana vesile olduk. Yani umarım size de olur, siz de bol bol okur, araştırırsınız, siz de bu kervana katılırsınız. Bu insanlar çoğaldıkça dediğiniz olacak ve ülkeye de dünyaya da duracak e, hale o zaman geleceğiz. Yani biz bu yaptı, yayını yaptığımız zaman ne bileyim işte bugün kaç kişi bilmiyorum, görmüyorum şu anda ne kadar izlendik ama yani baktığınız zaman bu işte binlerce değil de işte 2376 görüntülenme demiş bu 223 bin olduğu zaman işte o zaman güç kazanıyoruz demektir. Ona göre başka bir platforma geçebiliriz. Ama sizin de destek verip beğenmeniz, yorumlarınız ve paylaşımlarınızla olacak bir şey. Tek başımıza gücümüz ancak bu kadarına yetiyor. Seksenlerde <laughs> su akmazdı. Su bidonu taşımaktan skolyoz oldu hepimiz. Ha bir de halı kilim yıkardık diye ne kadar. Hakan Bey siz biraz küçüksünüz ve erkek 80'ler değişik kalmış aklımızda. Kızlar için berbat. <laughs> Valla ben de halı yıkadım. Su taşıdım. Hep gider su alırdık. Su istasyonları vardı. Evimiz de dördüncü kattaydı. Onları biz de yaşadık. Ama mutluyduk. Çünkü huzur vardı. Evinde, yuvanda huzur varsa, arkadaşlarında e, huzurun, mutluluğun yerindeyse su da taşırsın, kömür de taşla taşırsın. Bunlar yorar ama mutsuzluk başka bir şey. Ama size de hak veriyorum tabii. Sümerli Kervancı şahane bilgiler demiş. Teşekkür ettik. Evet. Nadir Uludağ hocam. Finlandiya'da devlet fazla topladığı vergiyi tekrar halka geri veriyor. Biz verdiğimiz vergiyi tekrar veriyoruz. Yiyicilere yetmiyor nasıl mutlu olalım? E doğru söylüyorsunuz. Yani mutsuzluğun kaynağında bu halkın kendisi değil, halka uygulananlar. İşte bakın vergilere zam geldi. Ekstra araç vergileri iki kere ödenilecek denildi. Yani yeni yani Yeni yeni sürekli yani mutluluğumuzu darbe e, aldığını görüyoruz, üzülüyoruz. Loğrüssüllah babam hep der gavur dedikleri insanlar çoğu Müslüman'dan daha insan, daha Allah'ın sevdiği insanlar diye anlatırdı bana. İşte bu ayrımcılığı yapmamamız lazım. Ayrımı şöyle yapmak lazım. Müslüman, Yahudi, Satanist, Ateist, Deist, işte Agnostik bu ayrımdan vazgeçmemiz lazım. Ne diyor? İki tip insan var. İyi insan, kötü insan. Müslümanın da iyisi kötüsü var. Ne bileyim deistin de iyisi var, kötüsü var. Ateistin de var. Yani baktığınız zaman artık iyi insan olmayı öğrenmemiz lazım. Taraf tutar gibi içi yozlaşmış bir şeyin takım tarafı olacağımıza iyi insan olmayı baz almamız lazım. Göknur Demirer "çalıp çırpmıyorlar, liyakat var bizde." demiş. İnşallah vardır. Sümerli Kervancı on numara yayın. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ahir zaman aile bozuk. Evet insanların bozulacağı bir e, dönem vardı. Ve o dönemin içinde miyiz? Kesinlikle katılıyorum. Sonunda geldiniz. Bam teline vurdunuz hocam. Bravo. ...eğitimin önemi. Evet. <laughs> Stop it. Ah Hakan Bey... ...ben 80'lerde o şeyleri yapıyorum diye... ...ne dayak yedim... ...ne azar işittim... ...mobbing gördüm, tüm mahalle tepemde vıdı vıdı. Bence güzeldi. O yıllar güzeldi. Şimdi sokakta çocuk yok. Oynamayı bilmiyorlar. Bazen böyle tatillerde sitenin önündeki alanda çocukları görüyorum. 3-5 tane çocuk çıkmış böyle 8-10 tane. böyle geziyorlar ormanda. Sanki bir uzaylı böyle UFO ile bıraktı bilmedikleri bir gezegende dolaşıyor gibi. O onu ittiriyor, bunu <laughs> ittiriyor. Yani hiçbir oyun bilmiyor ki ne ebecilik biliyor, ne saklambaç biliyor, ne yedi taş biliyor, ne misket biliyor, ne seksek biliyor. Hiçbir şey yok. Sadece koşuyorlar. Bağırarak koşuyorlar yani. Evet geldik son sorulara. Evet. Orca Yorcay, TV'den izledik Hakan Hocam. Yorumlarda bu yüzden yokuz. Yoksa sizinleyiz yani teşekkür ederiz Sağ olun Evet yorumlarınızda atladığım varsa kusura bakmayın lütfen mümkün olduğunca cevaplamaya çalıştım Evet böyle Datçadan güzel bir yayın oldu benim için ve e, herkes mutlu olsun bu tabloda Türkiye artık ilk beş değil ilk üçün içinde olsun inşallah diyoruz bunları hak ediyor muyuz bence hak ediyoruz yani e, ülkemiz de hak ediyor milletimiz de hak ediyor ve burada inşallah çok çok daha mutlu olduğumuz tablolarla çok daha güzel programlar yaparız eski programda böyle diyorduk şu kadar yükselmişiz diye heyecanla biz de ayrıca mutlu oluruz mutlu mutlu programlar yaparız. Böyle listenin sonlarına doğru değil de ilk onun içinde Türkiye'nin ismini gururla size paylaşırsa yaşasın diye kocaman böyle e, başlıklarla güzel günlerle inşallah karşınızda oluruz. Hiçbir şey için geç değil. Yani gereken şeyler çok şaşırtıcı gelişmeler olabilir. Türkiye'nin önünde de önemli ciddi bir sınav olduğunu düşünüyorum. Çok büyük açılımlar yaşayabiliriz. Doğru adımları atabilirsek diye düşünüyorum. Böyle imkanlarımız var. Ee, doğru kararları alırsak bence her şey çok daha güzel olabilir. Yeter ki doğru hakikatten sapmayalım. Doğruların yanında millet olarak da devlet olarak da kararlarımızı e, haktan, hakikatten yana verelim. Gerisi gelir diyorum. Bu gecelikte e, saat... Bire çeyrek var. Evet, e, fazlasıyla süremizi aşmışız. Ama bu saatlere kadar kalıp e, takip ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Haftaya yeni bir konuyla karşınızda olmak üzere kendinize çok çok iyi bakın, mutlu kalın. Kimse mutsuz, herkes mutsuz olsa da siz mutlu olmaya çalışın, siz kendi mutluluğunuzu yakalamaya çalışın. Çünkü herkes her koyun kendi bacağından önce kendi mutluluğumuzu yakalayalım ki etrafımızda mutluluk saçalım. İnşallah güzel günlerle çok daha mutlu tablolarla ileride sevgiyle, bilgiyle, sağlıklı, mutlu şekilde bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum hepinize.